Evet, Saptan 165'ten hepinize merhaba. Ben FM Özgün Şahin. Bugün büyük ustaların mücadelesi, Titanların Savaşı, Mustafa Yılmaz, Kıvanç Azdaroğlu maçıyla karşınızdayız ve yanımda da bir başka büyük usta Ulvi Sadıkov. Böyle büyük maça, böyle büyük bir isim yakışır dedik ve Ulvi Sadıkov'u getirdik. Hoş geldin Ulvi'cim, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler. Tekrardan seninle birlikte Saptan 365'te bir yorumcu olarak gelmek çok güzel bir his ve tekrardan teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederim, biz teşekkür ederiz davetimizi kabul edip geldiğin için. Seninle iyi yapmak çok büyük keyif, bu kadar keyifli, güzel bir maçta. Seninle beraber sunmak çok ayrı bir mutluluk olacak. Ufaktan zaten bir geç kaldık, hemen yayın akışına geçelim, sonra zaten seninle yayında konuşacağız. Sponsorumuz Damla Yatırım, biliyorsunuz ki kendileri gayrimenkul danışmanlık şirketi ve sağ olsunlar şu an onların sayesinde bu turnuvayı yapabiliyoruz. Siz de gayrimenkul alanında yatırım yapmak istiyorsanız Damla Yatırım'a başvurabilirsiniz. Damla Yatırım Antalya'ya tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu 50 bin liranın ödül dağılımına gelelim. Turnuvamızın birinci ödülü 26.000 TL, ikinci ödülü 11.000 TL, üçüncü ödülü 6.000 TL, dördüncü ödülü 3.000 TL ve çeyrek finalde elenen sporcular 5., 6., 7. ve 8. olanlar da 1.000 TL kazanıyor. Şimdi bakalım kimler ne durumda şu an turnuvada. Evet, şu an eşlenme ağacını görüyorsunuz. Son 16'lar bitti. Çeyrek finallerde artık son 2 maç kaldı. 2 tane yarı finalistimiz şimdiden belli. Bugün Mustafa Yılmaz Kıvanç Azdaroğlu maçını izleyeceğiz. Yarı finalistlerimiz şu ana kadar Eray Kılıç ve Melisan Haberdiyev oldu. Bugün Melisan Haberdiyev'in rakibi belli oluyor. Eray Kılıç'ın rakibi Işıkcan Cemkan Gökerkan maçının sonucundan sonra belli olacak. Evet, turnuvamızın formatına geçelim. Artık herkes ezbere biliyor ama 60 dakika boyunca 5+1 oynayacaklar. 45 dakika boyunca 3+1. Daha sonra son 30 dakika 1+1 oynayacaklar ve eşitlik bozulmazsa Armageddon mücadelesi göreceğiz. Daha önce biliyorsunuz ki gördük bu Armageddon'ları. Turnuvamızın takvimine bakalım. Evet, takvim görüyorsunuz, bugün Mustafa Yılmaz Kıvanç Azdaroğlu maçı ekranlarınızda ve cumartesi günü İM Cemkan Gökerkan GM oldu kendisi ama onaylanmasını bekliyoruz FIDE tarafından. Ve İM Işıkcan, o Türkiye'nin sıradaki GM'lerinden. Bu iki genç yıldızın mücadelesini göreceğiz cumartesi günü ekranlarınızda ve yarı final eşleşmeleri de belli olduktan sonra zaten yarı final maçlarına geçeceğiz. Şimdi sporcularımızı tanıyalım. Türk satrancının iki efsanesi Mustafa Yılmaz, 3 defa Türkiye şampiyonu, 2009, 2017 ve 2022 yıllarında Türkiye şampiyonu oldu. 30 yaşında 2639 betting'e sahip, geçtiğimiz günlerde Canelo'da 200'e de girdi. Büyük usta unvanı var. Türkiye'nin bir numarası. Kıvanç Azdaroğlu 2003 Türkiye şampiyonu. 41 yaşında. Türkiye'nin ikinci büyük ustasıydı. 2422 rating'e sahip. Büyük usta. Şimdi sporcularımızı daha yakından tanıdığımız VTR'ler gelecek. Sonrasında sporcularımızla beraber burada olacağız. Merhabalar. Ben büyük usta Mustafa Yılmaz. Bu online turnuvaya sponsorluk yaptığı için Damla Yatırım Antalya'ya çok teşekkür ederim. Aynı şekilde Satranç 365'in de bu tarz turnuvaları düzenlemesi gerçekten biz satrançılar için gayet güzel oluyor. Umarım bu tür turnuvalar sürekli gerçekleşir. Hedefim yine turnuvayı kazanmak. Umarım bunu da başarabilirim. Şimdiden tüm sporculara başarılar diliyorum. Merhaba sevgili satranç severler. Yanında bir çikolata damlası var. Damla Yatırım'ın sponsorluğunda Melih kardeşimin sahibi olduğu Satranç 365 kanalının düzenlediği yeni bir turnuvada yine beraberiz. Türk satrancına çok büyük katkıları olduğundan bahsetmiştim Melih kardeşim. Yine bir turnuva yaptı ve yine bizler de bu güzel turnuvada oynayacağız. Turnuvada oynayan bütün sporculara başarılar diliyorum. Damla Yatırım'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Turnuva zamanı görüşmek üzere. Çikolata Damlam'ın söylemek istediği bir şey var mı? Ne söylemek istersin katılımcılara? Başarılar diliyor. Hepinizi öpüyoruz.
Evet, sporcularımız da bizlerle. Öncelikle ilk kez de hoş geldiniz diyorum. Ve sözü İlk Mustafa sana bırakıyorum. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, nasıl bulduk? İyiyim, teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkür ederiz de. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Ya öncelikle Damla Yatırım Antalya'ya ve Satranç 365 kanalına teşekkür ederim bu organizasyonları düzenledikleri için ve devamında geleceğin müjdesini aldım Melih'ten. Onun için yani çok keyifli turnuvalar oluyor bizim için de. Kıvanç abiyle ilgili söyleyebileceğim şey, yani benim çocukken zaten idolümdü kendisi. Hani biz Ankaralı olduğumuz için hani o da Türkiye'nin en iyi oyuncusuydu o dönemlerde. Hani belki Atalı'yı tabii ki görmediğimiz için hani ondan sonraki belki en iyisi diyeyim. Türkiye şampiyonu oluyordu Kıvanç abi. Ben de işte hani onu izleyerek büyüdüm ufaklıktan beri. Daha sonra senelerce beraber oynadık A Milli takımda. 2008 yılında işte Dresden'de ilk olimpiyatımı oynamıştık. Beraber bilmiyorum kaç defa aynı kampta bulunduk, aynı turnuvalarda bulunduk. Daha yeni Şarjah'ta beraberdik. Hani sevdiğim bir abim aynı zamanda. Hani aynı yolun yolcusuyuz diyebilirim. Umarım hani keyifli bir müsabaka izletiriz seyircilere. Şimdiden hani ona da başarılar diliyorum. Evet. Kıvanç abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Sen neler söyleyeceksin Mustafa'nın güzel sözlerinden sonra? Evet, Mustafa sağ olsun gururlandırdı beni. Ben öncelikle tabii Damla Yatırım'a Saptanca desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Siz zaten söylemeye gerek yok, Saptanca 365. Her anlamda Saptanca çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Sizlere de o yüzden teşekkür ediyorum. Bizler de elimizden geldiğince destek veriyoruz. Hayat çok garip ve güzel. Mustafa sağ olsun çok sevdiğim bir kardeşim, çok da desteklediğim bir kardeşim. Yani zamanında idoli olduğumuz öyle. Şimdi de Mustafa benim idolüm. Ben hatta Şarjat'a da söylemiştim. Herhangi bir açılış oynarken senin maçına ve Emrecan'ın maçlarına bakıyorum özellikle demiştim. Açılışta da oynamak veya karar vermek için. İşte bu anlamda Satrancın güzellikleri, hayatın güzellikleri diyoruz. Aynı ortamda olmak beni çok mutlu ediyordu. Kendi arkadaşlarımla, kardeşlerimle. Ben biraz da o yüzden Satranca dönmek istedim. Onlarla beraber turnuvaya gitmek için. Takip ediyoruz. Türkiye'nin en iyileri. Mustafa Türkiye'nin en iyisi. Gururla takip ediyoruz. Şimdi onunla oynamak da benim için büyük bir zevk. Her oyunda bir şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Evet. Çok keyifli bir maç geçeceğe benziyor. Yani bir büyük kısa mücadelesinden çok abi kardeşin mücadelesini göreceğiz büyük ihtimalle. Ulu'cum sen neler söyleyeceksin? Ya pek yine söylenecek bir şey bırakmadılar bana Mustafa abi de Kıvanç abi. Ya çok güzel maçların çıkacağını düşünüyorum. Hani çok sevdiğim iki hani abim diyelim. Mustafa abim biraz önce dediği gibi aynı yolun yolcusuyuz. Ve hani o yüzden de güzel maçların, keyifli maçların çıkacağını düşünüyorum. Ve seninle de birlikte burada çok güzel bir şekilde keyif alarak analiz edeceğiz. Evet. Ben de öyle olacağına inanıyorum. Sizlere uğurlamadan önce dördümüzü de tebrik ediyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğu için Galatasaray'ın eksenini tebrik ediyorum. Sizlere de maça uğurluyorum. Bizleri sağlaştırmayı unutmayın. İkinize de başarılar diliyorum. Başarılar Mustafa. Başarılar. Başarılar. Evet. Sporcularımızı maça uğurluyoruz birazdan. Maç başlayacak, kaldık Ulvi ile baş başa ama Ulvi ile baş başa kalmadan önce Damla Yatırım'ın sitemizde de çok, sizler için çok güzel bir imkanı var. Biliyorsunuz ki şu an sitemizde 1 aylık üyelik ücreti 170 TL, 6 aylık 850 TL, 1 yıllık 1530 TL, 2 yıllık da 3060 TL şu an ücretlerimiz. Fakat Damla 20 kodunu girerseniz sitemizden %20 indirimle premium üyelik satın alabiliyor ve bütün videolara erişebiliyorsunuz. Bu fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulayabiliyorsunuz. Yayın bitene kadar bu kod geçerli. Daha sonrasında geçerliliğini kaybedecek. O yüzden acele etmenizi de öneriyorum. Ve Satranç 365 artık trend yolda. Satranç 365 ürünlerimiz şu an görüyorsunuz. Bakın çocuğun üstündeki GM tişörtü ne kadar güzel duruyor. Yine hanımefendinin üstündeki Satranç 365 tişört de adeta hakikaten muazzam bir kalitede. Keza görüyorsunuz diğer tişörtleri de. Bütün bu ürünlere erişmek için Trendyol'dan Satranç 365'in ürünlerini alabilirsiniz. Link şu an chatte olacaktır diye tahmin ediyorum moderatörler yardımcı olursa.
bütün bu ürünlere erişebilirsiniz. Evet. Ulvi, neler söyleyeceksin maçla ilgili? Ya çok böyle enteresan maçların olacağını düşünüyorum. Çünkü bir önceki turnada Kıvanç abiyle oynadım. Hani Kıvanç abi baya böyle nasıl diyelim böyle taktiksel böyle saldırıyla oynayan birisi. Ve hani bütün maçlarına böyle keyifli maçlar çıkıyor onun. Mustafa abi zaten söyleyecek bir şey pek bir şey yok zaten. Her türlü yani iyi bir oyuncu ve tamam hani böyle objektif konuşursak hani böyle hani kim daha favori diye bakarsak tabii ki de Mustafa abi ama yani dediğim gibi belli olmaz çünkü şöyle bir laf vardır. Eski kurttur hani Kıvanç abi de o yüzden öyle Kıvanç abi deyip geçmememiz gerekiyor. Yani önemli olan güzel ve keyifli maçtan çıkacağını düşünüyorum. Yani ona inanıyorum. Aynen öyle. Ben de şu an zaten maç başladı. Yani ben de bugün satranç açısından çok kaliteli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Satranca doyacağımızı düşünüyorum. Ve şu an Mert abi de orada. Chat'te bir başka büyük usta. Ona da buradan selamlar. Mert abimize de. Selamlar. Evet. Neler söyleyeceksin maçla ilgili şu an? Şu an daha hani bakalım Mustafa G3'e mi gidecek? Atçı 3'e mi geçecek? Atçı 3'e geçti. Fileyi yedi. Daha hani yeni başladı. Şu an net bir şey yok. Hani burada beyazın birkaç tane hani devam yolu var. Hani seçebileceği bir devam yolu. Fil F4. Herhalde sonra E3 fil D3'lü sisteme girer diye düşünüyorum. Hı hı. Mustafa abi. Hatta burada bazen bazı variantlarda şey de yapılabiliyor. Hani uzun rok atıp daha H3-G4 hani E3-H3-G4 saldırıları da var. Evet belki öyle bir şey gelebilir. Şimdi bir Vezir C2 oynadı. Tabii ki fil F5'leri de bir yandan kesmek için hamle. Bakalım. Evet. İlk maç. İki tarafta bir düşündü bu arada. Evet. Böyle yani aslında bu 5+1'lerde biraz şey oluyor aslında. Hani bu açılış kısmında ya böyle direkt hani mesela çalıştığın böyle önceden baktığın bir açılış olsa böyle hızlı hızlı oynuyorsun ama böyle hani diğer türlü biraz düşünüyorsun açılışın başlarında hani acaba hangi pozisyona mı gideyim, hangisine gitmeyeyim böyle kalıyorsun. Karar vermeye çalışıyorsun daha doğrusu. O yüzden biraz hani bir de sürede biraz olduğu için daha rahat bir şey yapabiliyorsun. Hani düşünebiliyorsun. Hı hı. 2-5. Bence Mustafa dediğimiz gibi belki de G4 hani sonra G5 şah kanatına saldırı planını uyguluyor. Yani onu yapmak istiyor. G6 bakalım şimdi. Kısa rok maçacak uzun rok mu? Burada ben uzun rok bekliyorum bu arada. Uzun rok. Uzun roktan sonra belki bir yani C5 için çok erken herhalde. Ya uzun roktan sonra C5 fikirleri var tabii siyahların ama her seferinde D5 piyonu biraz zayıf kalabilir. Evet. Belki B5, A5 A4, B4'den saldırması gerekiyor siyahların da aynı şekilde vezir kanatını uzun rok atarsa. Bence Mustafa şu ona bakıyor hani karar vermeye çalışıyor. G4 neredeyse yani kısa rok atmaz herhalde. Evet atmayacak gibi duruyor ama roku da biraz geciktirmeye karar verdi. İki taraf da uzun uzun düşünüyor. Çok derin, çok kaliteli oyunlar göreceğiz. Hakikaten şu an hani Türk satranç seyircileri için adeta inanılmaz bir eğitim var yani burada. Ve direkt sürdü C5. Şimdi uzun rok. Enteresan. Şimdi acaba C4 gelip B5 saldırısı yetişir mi acaba yapmaya? Evet yani ilk akla gelen büyük ihtimalle o. Bence sürmek de gerekiyor herhalde o C4'ü. Bilmiyorum ama ya da C4 acaba şey olabilir mi? CD4 at D4 at C5 hani biraz beyaz kare file oynamak fikri. Hı-hı. Belki o da olabilir. Olabilir. Doğru diyorsun. Evet. B5. Acaba hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir şey bile sallamıyormuş gibi B5 almak olur mu? At alır B5. Vezir A5, at C3, evet, fil B4. At C3 demek. Ya tabii orası biraz riskli olabilir de. Fil B4'de at boşta pardon. Fil B4 tabii ki olmaz ama
At değdi belki olabilirdi orada. Fili kovup sonra hani. Evet. O tarz şeyler olabilirdi. G5. Şu an bence birazdan dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi E6'daki atı çekip direkt fil F5'ler olabilir. Evet, evet. E6'daki atı çekip fil F5 çok sert geliyor olabilir. At H5 geldi. At D'ler herhalde at D5 alacaktı. Hı-hı. At D5 tabii at. D5 alınır. Ve at H5'ten sonra büyük ihtimalle hani at G7'ye gidip hani bir nevi savunma rolünde oynayabilir. Hı-hı. Evet. Ya şu an eğer siyahlar bir at EG7 gelip fil F5 hani o bir dizilişi tam kurabilirlerse bence bir de B4 de istiyorlar şu an. Siyahların pozisyonu bence gayet daha iyi. Evet, evet. Bakalım Mustafa düşünüyor. Süreler azaldı. Süreler azaldığında tabii ki Mustafa'nın avantajı genel olarak artacak. Yani evet şu bir gerçek. Şunu söylemek gerekiyor. Mustafa bütün süre tempolarında hem internet satranççılarına çok alışkın olduğu için hem de tabii ki dünyanın önemli satranççılarından biri olduğu için favori ama tabii ki senin de söylediğin gibi belli olmaz. Ama süre azaldıkça Mustafa'nın orada tabii, doğru. Daha alışkın. Aslında B5 aldı. Bence alması gerekiyordu. Diğer türlü B4'ten sonra karşı oyun yok gibi. Karşı oyun. Burada şu an Vezir A5 herhalde en mantıklı hamle olarak duruyor. Vezir A5 at C3 sonra atı G7'ye çekip fil F5 fikirleri yine. Hı-hı. Belki fil D7 de olabilir basit. Yani taş gelişimi yapıp fil D7 sonra Vezir A5 fil A4 der. Vezir A5 geldi. At C3. Evet bu arada hazır oyun birazdan ya fırtına öncesi bir sessizlik varken şey hatırlatalım. Bu 3 tane çok değerli büyük ustamız için beğenilerinizi eksik etmeyin. Hedefimiz 500 beğeni şimdilik. Şu an zaten yaklaşık 500 kişi izliyor. Sizin için bir tık, bizim içinse çok değerli hakikaten beğeniler. Evet, fil D7 geldi. At D2. Acaba Kaan abi kale B8 kalite fedası da yapar mı? Bu arada ya, E5'lik fil çok güçlü duruyor yani bilmiyorum. O, evet. O fil şey yapılabilir, ortadan kaldırılabilir hakikaten. Bilmiyorum. Atalır G5 alabiliyor mu bu arada? Atalır G5 alıp hani fil önünü açmak. At G7 geldi. H5'e çalıyordu. H5 riskliydi orası. At G7. H5 de savunuyor. Fil E4'den belki fil F5'in önüne almak için. Fil G4 evet olabilir. Fil G4 de çok güzelmi. Fil G4 de çok güzelmi. Evet. Fil G4, fil F5, fil F5, at F5, orada E4. Aslında çok karışık bir pozisyon. Hani her iki tarafında bir oyunu var. O yüzden mesela E4 de gayet hamle olarak duruyor. Çünkü E4, D4'de at C4 de alabilirim. Hani tempoyla vezire saldırayım. Sonra E4'ü de alıyorum. Hı hı. Yok evet bayağı şey bir pozisyon böyle. H4. Işte. Bir anda bir konu çökecek gibi. Ama B4 geldi Kıvanç abi. Herhalde direkt fil F5'e yine E4 vardı. Yoksa fil F5'e vezir A4 mü vardı? O pozisyona girmek istemedi mi? Evet herhalde ama şu an fil F5'e ne var? E4 mü? Şu an fil F5'e AB4 alıyor tamam. AB4 vezir A1. Vezir A1 var. Ha doğru ben ne diyorum ya. Fil F5'e ama E4 var dediğin gibi ilk önce. Ha ilk önce E4'te var şimdi sonra. E4 var. Okey. Acaba şu an fil A3, BA3 yine bir kale B8 bayağı abartılı olur herhalde orası artık. Yo bu arada. Kale geri oynamak. Vezir B2 kapıyor galiba ama. Ya, vezir belki de at B1 de var herhalde orada. Hani fil A3, BA3, kale B8, fil B8, kale B8, at DB1. Yani fil A3, BA3'e direkt kale B8 diyorsun sen. Okay, evet, evet. Vezir A3 sonra. Hani işte vezir B2'ler de olmasın diye. Evet çok iyi. Evet ortalık evet, karıştı. Ya bu arada Kıvanç abi bu konuları çok iyi oynuyor. Ama Mustafa da çok iyi oynuyor. Öyle bir problem var. Orada biraz kötü kalmadı mı? Evet karıştı. Yani at F5 alırsa şimdi flash 5 ile taş kazancı olabilir. O yüzden bir C3 ile ortalık karıştırmak. Güzel hamleydi bence. Evet, güzel hamleydi.
Acaba şimdi... orada ilk önce bir kale C8 olur muydu? Vezir A3 yerine. At F5. O pozisyondan bu oyun sonuna geçmek de. Evet, hakikaten çok çok değişik. Ama beyazlar daha iyi avantajlar. Çünkü çift fil, atlar pek iyi değil. A5 piyonu, köşe piyonu zayıf. Kale B5, kale A1'ler herhalde. Aynen, şu an kale A1 zaten o piyonu alacak gibi. Hı-hı. O piyonu tutmanın çok bir yolu yok gibi duruyor. Acaba F6 olur muydu orada? F6 olur muydu? Hani F6'ını açmaya çalışmak. Ha, evet. Ne, bir şekilde hani karıştırmaya çalışmak pozisyonu. Şu an D5'e, evet, D5'i. Sonra A4 de herhalde ileride düşecek. Evet, A piyonu düşecek gibi ve CD piyonları çok tehlikeli geçer gibi duruyor. Kara değdiğinde muhtemelen fil C4 de gelecek. F4 mü acaba? Önce bir F4. Ve fil F6 da olabilir. Yani fil F6 geldi. Ama her zaman atlar atlardır ya. Her mesela at G5 var mıydı burada veya at F3? Ya atlar atlar ama şöyle bir şey. Şimdi şahı bir yere kaçtıktan sonra file alttan sonra maç bitiyor olabilir. Evet tabii. Belki o yüzden direkt at G5 daha iyi olabilir miydi? Şu an mesela F4 var. F4 şimdi. Direkt at G5 almak daha belki evet. Şey olabilirdi. O kale E8. Kale evet. G5 alabiliyor herhalde. At C5'e kale E7 var. Burada kale E7 var. Herhalde kale yok. Şah da kaçabilir de artık. Evet, şimdi iki fil kaleler oyunda yani evet iki tane piyonu aldı karşısında ama burası çok zor. Yeterli kompanze yok bence. Evet zaten bir tane piyonu şu an geri alıyor. Üstüne o iki fil çok öldürücü gerçekten. Önce fil B3 çekti. A T2 C4 fil, D4 fil B4 var. Fil B4 de gelebilirdi. Ha, fil B4 yani, fil B4. Fark etme artık herhalde çok. İkisi de... Herhalde fil B4'ten çok temiz. Şu an evet pozisyon kazanç olduğu saniyeler var zaten. Birkaç saniye sonra evet, Kıvanç abi bir saniye skala oynadı. Şahı kaçtı. Altı. Kıvanç abi bir şekilde bu şeyleri evet. Yapıyor ama. Evet ama artık... Olmadı ve Mustafa Yılmaz 1-0 öne geçiyor ilk maçın sonunda. Beyaz taşlarla galibiyetini aldı. Evet. Evet İspanyol Ruy Lopez. Son, bu arada Mustafa abi hani hep Mustafa abi şey olarak hani ben tanıdım hani birçok insan Neidorf oynayan birisi olarak hani Sicilya Neidorf veya hani Rauser olarak son zamanlar hani E4-E5'e geçti. Ha, gayet güzel oynuyor bu arada. Hani çünkü bir yerden sonra o seviyede biraz bir etap atlamak için hani birkaç tane hani tam birçok şey oynuyor da Mustafa abi tabii ki de ama hani ana varyant olarak hani E4-E5 oynamak gerekiyor çünkü bir de kendinden biraz daha az elo düşüklerle oynadığın zaman hani Neidorf'ta bazı varyantlar vardır ki direkt eşitleniyor ve beraberlik varyant pozisyonlarına giriyorlar. Hı-hı. Hatta Mustafa abi de bazı böyle söyleniyor da böyle berabere berabere oluyor diye. Hani sonunda E4-E5'e geçti yani. Evet E4-E5 hani yüzyıllar geçti, satranç değişti, bir sürü açılış çıktı. Bir sürü oyuncular, satranç motorları falan ama E4-E5 çok büyük ihtimalle hala en iyi hamle. Hadi hadi. Yani yukarı seviyede. Hakikaten. Bir tık sanki beyazlar pasif kaldı gibi. Ha tamam atlar gayet güzel duruyor ama. Şimdi at. CD4 herhalde alır. CD4. Şu an evet bakalım. Neyi altta iyi gözüküyor? Evet C4 geldi. Şu an alan kısıtlaması var beyazlarda. Herhalde siyahlar taşları değişmemeye çalışacak. Yavaş 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 böyle vezir kanattan at B4 veya A5 A4 at B4'lerle kale C8 vezir kanatından baskı yapmaya çalışacak. Bir nevi biraz şahit pozisyonlarına benziyor. Hani biraz anımsatıyor şahit pozisyonlarını. Ben yani beyazlar çok rahatsız oluyorum bu tarz pozisyonlarda. Oynamayı hiç sevmiyorum. O yüzden çok İspanyol'da oynamıyorum açıkçası.
Banyan. En güzeli senin C4 ya. Ters renkli Sicilya. Aynen. Renkli Sicilya. Yani Kılınç abi düşünüyor. Yaklaşık şu an 50 saniye. Şey söyleyeyim hani beni bildiğim kadarıyla Kılınç abiden de böyle yani tam E4 oynuyor ama C4 yani C4'cu yani birisi. Kılınç abi her şeyi iyi oynuyor. Öyle bir şey var. E4, C4, D4. Hepsi var Kılınç abide. Repertuar geniş yani o konuda. Mustafa da bu arada tabii ki öyle. Mustafa da E4, D4, C4. Hepsi var. Ama F4 C4'da... bence oynanması gereken bir hamleydi. Hani şah kanatına bir şeyler yapması gerekiyor. At alır E5. Ondan sonra kale F1 hani F hattından bir şeyler yapmaya çalışmak. Kale F1, at H5 sonra. Ha tabii ki şu an kale C8'den sonra sürekli C2'ye baskı yapacak. Şimdi fil B3 belki gelip hani fil B3 olursa A5 abide kaleye de oyunu dahil etmek. Diğer türlü de fil B3'te tutup. Evet fil B3 güzel gözüküyor bana da. Ve oynadı zaten Kılınç abi. Bence almaz. Çünkü zaten fil alır E6, F alır E6'dan sonra F5'teki at hani kovuyor oradan siyahlar. Belki bir şekilde at F'deydi, at C5 fikirleri olabilir. Şu an fil B5'ten sonra D3 zayıfladı direkt ya. Direkt G6 sürdü. Direkt G6 ile kovmaya çalışıyor. Evet bu arada G6 çok şey hamle. At H4 çekmemiz gerekecek mi? At D4 anlamıyor çünkü şah çekerek alıyor. Gerçi şu an bence Kılınç abi bir şey daha var mı diye bakıyor oralarda. Evet evet bir böyle bir çok bir şeyler var gibi ama sanki olmuyor gibi duruyor. Evet Ataş 4 hiç süresini çok kaybetmek istemedi. Evet şimdi aldı. AB3 kale 6. Yani bilmiyorum Mustafa. Ya ben her Mustafa oyununda böyle oluyor. Çok iyi oynuyor. Taşları bir şey gibi değil mi? Böyle nasıl dans gibi bir hareket ettiği. Evet böyle, evet hakikaten böyle bir gidiyor. Hani Anadolu Ateşi'ni izliyor gibiyim. Böyle bir hep bir koordinasyon, bir senkronizasyon, bir şeyler. Hakikaten. Evet at F3 aldı. Vezir F3. Kale F3 olur muydu acaba? Kale F3 mü? Bir şekilde fil D2 kale AF1. Hani F hattından baskı yapmak. Çünkü yani A hattından şu an kale A6'da gayet mükemmel duruyor. Evet. Hem A6 hem F6'ya savunuyor. Ama genel olarak bence şey değil. Hani pozisyon yani eşit diyebiliriz. Çünkü yani beyazlar sorunlu beyaz kale filinden kurtuldular. Yani bence... Hatta ben belki bir tık beyazlarla oynamayı tercih ederdim bu pozisyonunda. Başlayı nasıl dizileceksin peki beyazlarla şu an? Şu an bence beyazların yapması gerektiği şey yani sadece konumunu güçlendirmek. Çünkü belki bir yerlerde H4 H5 fikirleri olabilir. Yani şu an gelemiyor. Vezir H4 var. Diğer türlü ama belki fil F4 acele etti. Çünkü at D'ydi at E5'e izin vermemesi gerekiyor. Çünkü biraz önce F hattı açıktı F7 boştaydı. Belki beyazlar at E2, at F4, at D5'i getirmesi gerekiyordu. Enteresan fikir olabilirdi o. Evet bu arada. Güzel fikir. Enteresan fikir. Evet bu arada at E2, at F4 ve at D5. Bir de at F4. Bilmiyorum at F6'dayken bu olur muydu ama yine de güzel duruyor. Ya çünkü at G3'te tam her zaman at F5, at H5 gibi fedalar var ama... Büyük hani bu şey deriz hani G3'teki atta G6'daki piyon arasında iki kare var. Hani iki kare kuralı deriz. Hani G6'daki piyon kısıtlıyor atın ayaklarını kesiyor F5 H5'e. Hı hı. O yüzden belki de atı daha oynayabileceği bir şekilde manevra etmek gerekiyor. Flaş 6. Bence kaçırdı. At E5 ara hamlesi evet yani burada evet. At E5 ara hamlesi. At E5 olmasa bir şey açık. Evet bu arada Kılınç abim de şu an tepkilerinden. Büyük ihtimalle her şeyi hesapladı ama At E5'i... Peki şah 6'ya ne vardı enteresan yani orada? Şah 6'ya vezir F7 ile bir kompansı yarattı. Belki vezir F4 vezir F7 mi? Yok direkt vezir F7 herhalde. Vezir F7 kale... F6 yani, vezir... F6 kale alır F6. At alır F6 kale alır A6 belki o taraftan. 20. Gibi.
Bilmiyorum orada da kale C1, şah H2, at G4, haş G4, vezir H4 mat. Evet, bu arada terk geldi Kıvanç Hazaroğlu'ndan ve yeni maça geçildi. Tatsız bir mağlubiyet oldu Kıvanç Hazaroğlu'na. Evet, hatalı bir feda geldi. Feda vururken çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet, bu arada E4, bu maç bu yıl yani Türkiye Şampiyonası'nda Mert Yılmazer ile şey arasında oynandı bu açılış. Mustafa Yılmaz arasında oynandı. Mert siyah taşlarla oynuyordu. Hatta çok hafif bir 0-30-0-40 bir avantajı vardı Mert'in ama beraber yaptılar. Ben de şey andırıyor. Grünfeld tarzı pozisyonları andırıyor biraz. Evet evet aynen. Siyahlarla ben de böyle birkaç defa oynamıştım. Mat oluyordum. Öyle bir şey var. Ben yani hiç yani beni biliyoruz ya, hep böyle Shint ya da böyle Grünfeld tarzı pozisyonlar. Yani o fil yani illa G6 fil G7'den çıkacak yani. Hiç yani oynamadım hani bu tarz pozisyonları siyahlarla. Hani tam beyazlarla da hiç oynamadım ama beyazlar tam yine oynarım. Yani çünkü daha rahat hani alan üstünlüğü var, merkez var. Ama siyahlar hiç oynamadım ya. Hiç yani oynayabilir miyim onu da bilmiyorum. Ya tabii oynarım ama yani zevk alarak oynar mıyım bilmiyorum. Shint'e biraz sıkışayım. Böyle daha böyle pasif kalayım ama biliyorum yani bir yerde açılacak pozisyon, ben de saldıracağım. Hani ona razıyım ama bu tarz pozisyonları çok şey yapamıyorum. Evet, burada şey, yani siyahlarla öyle bir şey yok burada, öyle saldırayım, mat edeyim falan. Yani bekliyorum hani yanlış yaparsak kazanırım. Aynen öyle bir konum bu. Yani şimdi burada, şimdi bu pozisyon mu? Kale B1'de oluyor mu tam bilmiyorum ama fil bir ara D3'e çekilecek. Beyazlar filin D3'e çekecek. İşte bu D5 fikirleri var. D5 hatta yani burada tabii ki E5 alınabiliyor ama bazı durumlar D5 bırakılıyor. D5 sürülüyor. E5'e E5 sürülüyor falan. Evet evet. Çoğu zaman at F6'da oluyor bu arada. Yani E5 evet, E5 F6. Yani saldırı yapıyor sonra şah kanatına. Evet evet. O dediğimiz daha çok şeyde oluyor. Ha, evet doğru kesinlikle. Ama burada D6. Ooo. Şimdi evet fil F6 herhalde tek hamle. Şu an herhalde fil F4 ve fil A3 de destekleyebilir piyonu. Ya belki bir vezir D5 de gelir mi? Vezir D5. Vezir D5 çok sert duruyor. Ya vezir D5 ama fil A6. Fil A6 evet. Şöyle olabilir belki fil alır D7, vezir alır D7. Şimdi vezir D5. Hani at C6 herhalde veya B6 oynamak zorunda. Ben at C6 daha iyi olur. Çünkü B6'dan sonra fil F4 çıkıp kale C1, kale C7'ler girebilirim. Ve fil F4'ten sonra zaman at E5'ler de var. Sürekli bu C7, E7 kaleleri zaten sürekli baskı yapacak. Evet ve sanki geliyor senin dediğin şey. Evet geldi. Yani at C6'ya da herhalde yine fil F4. Artık at C6 bilmiyorum. Belki fil A3'ün de çıkabilir. Artık diğer taraftan destek vermek için. Sonra da B7'ye basabilir. Bence at C6 oynaması lazım siyahların. Çünkü B6 çok daha zayıflatıyor. Ama B6'yı tercih ettik Kıvanç abi. E şimdi tabii B6'ya fil G1. At evet kenarda kaldı. Kenarda kalan atın şey vardı. Acaba fil belki bir tık daha iyi olur muydu? Çünkü şimdi fil G5 at G5'ten sonra hani fil B2'den sonra daha doğrusu hani filleri değiştikten sonra hani at E5'lerim de var benim. Şu an at da zaten geriye dönecek bir yerde. Hani büyük ihtimalle F3'e döner. At F3, at E5 sanki bir tempo kaybı. C8 geldi. Şimdi kale C5 istiyor tabii ki. Ama kale C5'i bir at E4 ile kesebiliyor mu? At E4 iyi mi? At E4'ten sonra at ne yapacak? Orası evet, orası biraz şey. Nah. Hani böyle bir at E4'ten sonra önce vezir D3 geldi. Oraları bir zayıflatacak. Evet, G6 geldi. Kale C1 mi acaba? Kale C1 olur. Basitçe hani. Çünkü şu an herhalde at E4'de F5'ler var. Hani en azından bir tane kale değiştikten sonra hani F5'ler artık biraz daha zor olacak siyahlar için. Hı-hı. Çünkü yani F8'de bir kale kalıyor. Şah kanatını mı hani F6 kalesini mi savunsun yoksa kale C7'den girmesini mi engellesin? Hani bence bir tane kale değişebilir beyazlar. Evet kale değişmek çağ duruyor. Burada Mustafa'nın süresi bayağı bir azaldı.
Mustafa şu an kaleye 1, kaleye 7'den girmek istiyor. Yani kafasını okşama hareketini yapıyor. Bunu iki durumda yapıyor. Ya böyle pozisyonu beğenmediği zaman ya da böyle çok böyle hamle arıyor pozisyonu. Kazançlardan kazanç beğeniyor gibi bir şey var. Artık çözdüm. Çok fazla maç oynadı. Ya bu arada ilk kez hani Mustafa abinin herhalde maçını şey yapıyorum. Böyle yoruldum. Bu arada chatte de Mert abiye yoğun bir ilgi var. Baran Demir bu arada chatte. Ona da buradan selamlar, sevgiler. Selamlar. Kale 8, AT4 yok mu? Kale 8'e. AT4'e ne oluyor? Evet. AT4. Vezir F5 mi oynayacak AT4'e? D4. D7 var bu arada. D7 var. D7 var. Doğru. D7 var. Ne oynayacak? Şu an ona bak. AT4. Kale E6 falan mı? Vezir D4 gelirsem yine. Kale C4 atı F6 oynayacağım. Geldi. Kale 6 vezir D4 gelirsen bilmiyorum ya, pozisyon çok şey duruyor. At çok uzakta kaldı. En azı bir at C6'da olabilseydi belki, evet, bazı şeylerin önünü keserdi. Hani kaleye attın sonra en azı at E5. Yani zaten vezir D4'ün önünü kesiyor. At E5'ler falan bir şekilde. Kenardaki at bacağı kırılmış at gibidir diye bir laf var. Yoksa da şu an ben buldum. Ama yani at ya, pek fazla yerin yok. Kesinlikle haklısın. Vezir D8 gidildi. Şimdi vezir D8'e D7 at F6 gibi bir şey. Evet. D7 at F6. D7 zaten kale B8 A8 kaçıyor zaten. Orası da kayıp her türlü. Evet. Evet, D7 ve at F6 gelecek büyük ihtimal at F6. Kale C6 mı acaba? Kale C6'ydı bu arada, yine at F6 var. Evet evet. Yine kale E8 ile matlar var. Matlar derken işte vezir kazançları. Yani seyircilerimiz tam olarak söylemiyor. Mesela kaleye A8 gibi bir yere giderseniz at F6, kale F6 alınırsa vezir F6, vezir F6 alınırsa kale E8. Sonrasında şah kaçınca bir yere kale A8 alınıyor. Şah kaçmazsa zaten kale E8, D8 ile bitiyor. Kale F6 direkt alınırsa direkt kale E8 de tabii kazanıyor. Daha basit. Ama vezir F6'yı ben tercih ettim. Böyle daha estetik bir kazanç olduğu için. Çeşitli kazançlar mevcut yani. D7'den sonra ben kurtuluş göremiyorum. Ben de göremiyorum. Fark gelebilir. Fark gelebilir şu an. Mustafa gerçekten. Mustafa'yı bu arada hatırlatalım. İlk şeyde Esat'la oynamıştı. Esat Bağlan'la, ki Esat'ın ne kadar kuvvetli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz ama çok hakikaten tatsız bir sonuç çıkmıştı ortaya. Yani hiç şeyi yok Mustafa'nın. Her maçı çok fazla yok kazandı. Evet. Yani sürekli kazanmak istiyor. Hiç durmuyor. Şimdi ben böyle bir değişik bir şeyler arıyorum yine. At, ya at E8'e ben. Evet, sanki bu çok yeterli bir şey geliyor. Yedi. Oo. Evet. Of of of. Evet. Evet, bayağı bayağı iyi bir hamle yani bu. Atı böyle direkt bitirdi. Evet, direkt bitirdi. Şah D7 alınırsa kale D1'ler var. Şah D7 alınmazsa vezir D8 alacak en son. Kale F6 alınamıyor açmazdan dolayı. Vezir F6 gerçekten tablo gibi bir konum şu an. Hakikaten Mustafa tak geldi. Tak geldi. Ve skor 3-0 oldu. Kıvanç abiden tatsız bir başlangıç. Kendine gelmesi gerekiyor Kıvanç abinin. Böyle bir o hırsla, o şeyle oynaması gerekiyor. Tabii ki Mustafa'yla hiç kolay değil ama bir tane bir şey alması gerekiyor yani. Böyle bir o özgüveni gelmesi gerekiyor. Direkt arka arka kayıp da bayağı demoralize ediyor yani. Bunu bir yaşamış birisi olarak. Evet. Yani o problem sende de çok var. Yani birçok oyuncuda var. Vahap'ta da çok var. İşte biliyoruz. Bende de şahsen çok var. Kıvanç abi o kadar etkilenmiyor aslında. Ama onda da illaki oluyor. Mustafa hiç etkilenmiyor. Onun öyle bir garip, evet, bir özelliği var. Nasıl yapıyor bunu hiç bilmiyorum ama
Ben çözemedim bunu yıllardır. Hani büyük usta olarak sana sormak istiyorum ama senin de bu konuda çok muzdarip olduğunu biliyorum. Ama ne yapmak ya gerekiyor? Ya aslında biraz şey gibi ya. Hani tamam her ne kadar şey yap desen de hani mesela ben kendi öğrencilerime falan söylüyorum. Hani biraz maç esnasında veya turnuvada hani biraz duygularınızı bir kenara bırakmaya çalışın. Bir şey gibi hani makine gibi olmaya çalışın. Hani ben şahsen bize o şekilde öğretildi. Hani hiç duyguları bir kenara bırakıp hani ne gerekiyorsa turnuvadan mesela atıyorum 6'da 0 git. Yani geri kalan 3 maçı oynayacaksın yani. Her türlü oynayacaksın, devam edeceksin. O yüzden de yani ama ya, o bunu yapmak ne kadar kolay zor. Çok açıkçası. Çok ya bu arada bu arada hani lafını kestim ama. Efendim fil A2 mi? Fil A7. Ha fil A7. Fil A7 evet bu arada fil A7. Oo fil A7 geldi. Evet Mustafa şu an ne oluyoruz dedi şu an. Kalite. At D5 alır herhalde. Fil B8 at F4. Abi bir dakika şey var ama. Fil B8 at F4. Fil A7 C5. Fili kısmı yani tam B4. Yani kıstırabilir miyim fil A7 bu arada? Yoksa hiç oralı olmayıp da şey mi? Vezir F6 mı gelebilir? C5 yaptı. Fili kısıtlama yoluna gitti. Ama evet B4'de ne oluyor? B4'den herhalde almayacak çünkü zaten F8'deki fil savunuyor. Evet. Belki bir yerler C3, D4 ama C3 tercih etti. Şu an şimdi Musa'yı düşünüyor. Vezir C7 gelip file mi oynasın yoksa? Evet. Vezir C7 geldi. Evet Mustafa abi. Mutsuz. Evet evet. Şu an Kıvanç abiden bir şey geldi. Reaksiyon geldi. Bu önemliydi bence. Yani bu 3 farklı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yine de bilmiyorum. Yani kolay değil değil mi? Kolay değil. Değil değil. Ama yani ne olursa olsun bir reaksiyon geldi. En azından bir şey pozisyon elde etti. Tabii Mustafa orada bir hamle kaçırdı. Evet. Yani. Bakalım. Evet, B4 kuruşu geldi Kıvanç abiden. Şimdi bakalım tabii şeye dikkat etmesi gerekiyor şu an. Fil F8'den koruduğu için. Öncelikle fili bir yere açıp sonrasında kale A8'lere. Mesela böyle. Bunun gibi. C5 aldı. Nasıl kurtulacak? Yani tabii ki kaleyi bir yere koyup sonrasında tutabilir ama yine bir soru. Nereye koyacak? Evet kale A6'ya koydu. Şimdi kale A6'ya kale A8 gelip sonra fil C8'e yani orada arada fil B6 tam resmi var. Ha, evet. Tamam belki vezir B7 ile başlarım. Ha şöyle evet güzel dedin hani kale A8 ha kale yok, C8 döndü. Gel beraber yapalım diyor mu acaba? Şu an fil A6 hamlesi gelir mi? Kale A6 geldi. Kale A6 sonrasında kale A6. Kale A6 ve kale G6 iki tane tehdidi var. Hani vezir abi evet, ederek aynen. G6'ya gider. Aynen. Gerçi aynen. Kale G6 bir tehdit mi? Hani at H4'ler var şu anlık. O da doğru. O da doğru. H4 sürüşü geldi bu arada. Hiç ilgilenmedi o file de. Kale A6'ya ne oluyor? Ne oluyor? Kale 6. Ha belki şey mi gider? Kale 6. Yok kale 6 vezir A1. Yok kale 6 vezir A1. Vezir A1. Kale 6 vezir A1 vezir A7. Vezir A7 at E5 herhalde başka. At E5. Veya ne mi giderdi? Şu an belki yok D4'lere gidemiyor. C4 A3'ü tutuyorum. Evet at E5. Her şeyi alıp sonra at E5 olur. Evet evet. Hı hı. Böyle evet. Yine de şu an
Sence nasıl pozisyon? Bence ben yeterli kompanze yok bu arada. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Şu an Mustafa toparladı gibi geliyor. Toparladı. Ya tam yine şu anda hani biraz önce nasıl beyazların fili ayrı sıkışıp kalmıştıysa şu anda siyahların fili altıda böyle şey gibi duruyor. Hani böyle sıkışık gibi duruyor. Öyle öyle ama kolay kurtulabilir mi acaba? Evet, file faltı istiyor. Güzel oynadı bence. G3. Şu an. G3. Şöyle bir taktik olabilir mi acaba? At H3, şah G2, at alır F2, şah alır F2, file faltı. Hı hı. Oynadı. At alır F2 yerine direkt acaba file faltı... F4. Ha, okey. Şimdi olmuyor. Tamam, evet. Tamam. Okey, okey. Evet. Okay. D4, C4. Ve... D3'ler yok mu burada? Bir yerlerde burada yani. Değişik şeyler var, evet. D3. Şimdi alabilir mi? D5 alın... Çöktü gibi geliyor bana şu an ama. Kale alır al. Ya kale alır altı en kötü, vezir alır altı var bu arada. Yani en kötü bir senaryodan bahsediyorum. Hani evet. Kale alır altı, vezir beydi de var. Herhalde. Vezir alır altı, kale alır altı, fil alır bir. Orası kazanç değil mi? Orası kazanç yani. D2'yi alıyor çünkü bitiyor. Vezir şu an etti girebiliyor doğru. Ha? Evet, vezir E3 daha hani rahat. Vezir E3 direkt evet bitiriyor büyük ihtimalle. Ya yani Mustafa'nın şeyi de var. En iyi hamleyi bulmaya çalışıyor. En iyi hamle olmayan kazanç çok hoşuna gitmiyor gibi bir durum da var onun. Bunu söylemiş zaten daha önce. 4-0 oldu. Bu maç kıvanç abi açısından tatsız oldu. Hani kaliteyi aldıktan sonra tam kolay değildi pozisyon. Ne olacağı belli değil orada ama. Evet ve şeye geldi. Budapest'e geldi. Budapest'e geldi. Vay vay vay. Budapest'i görmek. Bu arada yok. Şu an şey Kıvanç abi oynadı Budapest'i. Şu an galiba şeyler ters. Ha evet doğru doğru. Biraz önce şeydi. Melih abi kamera var galiba şey ama. Doğru'ya biraz önce Kıvanç abime beyazdı. Evet. Evet şimdi geldi. Evet. C3. C3. Bu arada bak işte bak bu olaylar olmaya başlıyor. Hani işte bunun ne kadar çok kontrol edebiliyorsun hani biraz zor. Mesela arka arka kaybettikten sonra başlıyorsun böyle hani daha böyle enterese karışık devam yollarına girmeye. Tam hani 1 artı 1'lerde de bu tamam yapılması gerekiyor bence ama işte bu 5 artı 1'de 3 artı 1'lerde ne kadar bu objektif bu şekilde kararlar vermek orası biraz... Evet. Kıvanç abi bunları bu arada... Yani oyun stili anlamında hani sevdiğimiz zaman bilmeler için de söyleyelim. Bu tahtada kaos çıkarmayı seven bir oyuncu. Kaos çıktığı zaman Kıvanç abinin işine yarıyor ve bir şekilde şey yapıyor. Mustafa ama bence çok ters bir rakip ya. Yani Mustafa'yla bilmiyorum ya. Yani Mustafa dışında Mustafa'nın elosunda herhangi dünyadaki birçok büyük ustaya karşı çok iyi tutturuyor bunları zaten Kıvanç abi. Bir sürü 2600 böyle canını yaktığını da biliyoruz. Ama yani Mustafa bilmiyorum hani o da kaostan zevk alıyor gibi. Hani kaos olmadığı zaman da oynuyor. Kaosları yani. Bir şey güzel yönetmeyi seviyor hani böyle. Hani evet. Şey gibi. Evet. Ya bir de bu zaman temposunda hani ya bilmiyorum ben Mustafa çok hakikaten nasıl kaybedecek ben Mustafa'yı genel olarak merak ediyorum. Hani geçen turnuvayı zaten kazandı. Kimse beni bükemedi. Yani bu turnuvada böyle olacak mı? Olursa nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum yani. Hakikaten aşırı dominant bir oyuncu. Kesinlikle. Fil G4 geldi. Şimdi bakalım ne yapacak. Ama her sefer her seferinde biraz F4 tarzı hamleleri var. Evet, evet. Yani biraz var F4 ama F4 mesela file 2 gelir mi burada beyaza? File 2, fil alır E2, at alır E2. Şu an F4 istiyorum. Antrekat F3 geldi.
Yani çekildi. Zor. Hangi tarafı vermek istiyorum? Beyazı zannediyorum ama. Beyde fili varken tabii yine bir çekiyor böyle G7'de. Ama ya objektif şey yaparsak herhalde beyazlar daha iyi. D5'teki at mükemmel duruyor sadece. Evet. Evet, G'deki file bir pan çekiyor diyorsun. Kesinlikle. Herhalde bir pozisyon, hani bu tarz pozisyon makine direkt böyle artı böyle 1'e yakın veriyor herhalde. 1-1-20 tarzı böyle beyazlara. Bilmiyorum hiç geldi. Ya böyle de şu an siyahların sıkıntısı, hani şah ne tarafa rok açar? Zaten kısa tarafa rok atamıyor. Uzun tarafa flash 4'ler var herhalde. Şu an flash 4'ler. Doğan flash 4'e ne oluyor? Vezir H5 gelir herhalde. Vezir H5 gelir. Vezir G2 de gelir. Ha, Vezir G2 de gelebilir. Ha, Vezir G2 miyim? Şah E2 geldim. Üf üf. Sen çıldırmışsın. Yanılmaz. Evet, kale gibiler var. Vezir H5 hani at F4 düşünüyordum ama Vezir A5 şah var. Bir ara hamlem var. Vezir H5'e başka... Ha, Vezir H5 hani illa hani kalit almak zorunda da değilim bu arada. Hani... Vezir E5. Feda etti. Bence alır ya. D8. Yani çünkü beyazların siyah kalifi de çok şey değil. Aldım. Şimdi Vezir B2... İstiyordu. Acaba direkt Vezir B2'yi mi maç hissediyor? Kale B1 var. Ha, fil C3'e şey, şah F1 kaçıyor. Şah F1 var, evet. Evet, evet, doğru. Evet, siyahların bir türlü ne bileyim, gerçi kale G8'de girmeye çalışacağım. Her zaman şah E2 var bu arada. Şah E2 ile... Evet, şah E2 hakikaten nasıl bir yanmıyor ya? Şah E2 her şeyi tutuyor tahtadaki. Hatta şu an bile oynarım. Şah E2 gelirim, Vezir G1, Vezir'i değişmek isterim basitçe. Evet. Tahtadaki en güvenli kare şu an E2 ve o şahı tahtada 3 vezir olsa mat edemez yani E2'deyken. Hakikaten öyle bir yer. Bakalım Mustafa düşünüyor. Bence oynar ya Mustafa abi şah E2. Evet, şah E2 hakikaten çok temiz duruyor. B2'yi bırakıp alırsa kare B1. F4. F4 sürdü. Şey ki o kadar güvenli değil. Evet. Vezir G1'e ne yapacak? Ha, şah D2 mi gelecek? Vezir F2, Vezir E2. Yani şu an beyazların amacı hani veziri değişmek bir türlü. Hiçbir tehlike kalmasın diye. Peki direkt Vezir G2'ye ne yapacak? Belki direkt Vezir G2 oynaması lazımdı. Şu an şah D2 gelmesi lazım. Vezir F2, şah Vezir E2. Çünkü veziri değiştikten sonra siyahların işi daha da zor bence. Vezir alır. E2. Şahla fille de alırım. Hatta fille alırım. Fille alır B2. Evet, kale B1. Evet, F7. Aman değişmedi. Şimdi böyle bir Vezir H2 falan. Ne oluyor Vezir H2? Ha, en azından Vezir H2 ile değişmeye daha çok daha iyi siyahlar için. Evet. Hani filde saldırıyor. Evet, son fil B2 falan oluyor çünkü. Gerçi alıyor mu alayım diyeyim. Kale B1'e fil F5. Fil F5, evet. Fil F5 güzel mi? Fil at C5 ama. Fil F5 bu arada, evet. Çok estetik bir hamle. Eğer fil F5 alınırsa at E7. Sonrasında at F5 ve kale G7 hamleleri seri bir şekilde geliyor. Bu arada kale H3 istiyor. Bir de o var. Evet. Üf 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 üf. Hakikaten evet, tablo at çiziyor ya Mustafa her seferinde böyle. Bir dakika, ama at C5 gelirsem kale H3
At E4 var mı? At E4 var orada. Kale H3, at E4. Şah C2. En azından hani vezir F2 gelebiliyorum. Yani en azından vezirim düşmüyor. Hatta bir dakika, şah C2 fil F5 alabiliyorum. Evet, at C5 Oho, kale G3'e at G3. Bayağı derin hesaba girdik ama evet, çok çok iyi. Evet, bu arada B2 alındı. Şimdi belki. At E7, şah B8, kale B1. Direkt kale B1. Öyle bakıyoruz. Ne aşağı yukarı şu oldu. Vezir hızlı çekti geldi hamleler. Vezir H5, vezir G2 var. Vezir G2 var, evet. Ne yapacak? Ha, yaptı. Kale H5 yaptı. Bence kaçırdı. Bu arada evet, şu an Mustafa kafa sallıyor. Kaçırdı. Süresi de azaldı bu arada. Bence Kaan şu an D5'leri hesaplıyor. D5, D6. Evet, evet. Ama gerek yok, bence de gerek yok. Şu an hani yeterli kompanze var artık bence. Evet, bence şu an ortada her an her şey olabilir. Kaan kahve seri pozisyonu. Vezir B1 var. AT'de vezir B1 var. Şu an B7'den bir şeyler ve vezir F3 tarzı. Evet, Mustafa kafa okşama hareketi geliyor Mustafa'dan. Şu an stresi bayağı 15 saniye. Vezir F3 geldi. Mat evet. İstiyor. At. Fil B4. Bu biraz... Fil B4 bilmiyorum ya. İyi değil. Ben de bilmiyorum. Şu an A3 isteyecek birazdan. Bence bir C6 oynar mı? O hattı kapatmak için. Kavaş abi şu an bir tık daha rahat hani süre açısından. Yani evet. Daha fazla. Var yeterince. Katlı olması lazım. Bu bence çok önemli bir fırsat bu maç. Kesinlikle. Hani burada. Tam bir Kıvanç abi maçı izledik bu arada. Yani hani kaos. Kaos ve yani evet, iyi pozisyon değil ama kaostan çok iyi beslendi ve bir şekilde çıktı. B6 E6 olur muydu? Vezir E6 belki olur diye. B6'dan sonra bilmiyorum. Bir atı D4'e oynarsam oynayacak bence şu an. Vezir E6. Şimdi at D4 mü diyorsun? Vezir D5. Fil C5 geldi. Bakalım 2 saniye, 1 saniye hamle yaptı. Süre çok azaldı bu arada. 3 saniye E5 sürüldü. At E6. Kale E8 herhalde. At C5, at C5. Şu an evet, bayağı bir kompans arkada. H8 geldi. F5 sürüldü. F5'i güzel oynadı bu arada. Evet, F5. F5 çok ciddi bir hamle. F5. Şu an... At yine 6'da kötü kaldım. At yine evet, 6'da. Evet, at kenarda. Nasıl tutacak bu arada? F6. F6 sürecek. Bence direkt de sürebilirdi. Hani. Şu an tutmanın çok bir yolu yok gibi duruyor. Tak gelebilir. Evet. Kıvanç abinin süresi azaldı. Evet. Evet. Geldi ve skor 5-0 ulaştı değil mi? 5-0 ulaştı. Evet. Kritikti, çok kritikti bu maç. Son iki maç bayağı bir kritikti. Ama olmadı. Şimdi bakalım. Kıvanç abi beyaz taşlarla, bilmiyorum belki 5 artı biliyorum. Belki de son maçı. Bilmiyorum ama. Aslında da bir hani puan skoru geçti maçta. Bir kazanç elde edebilirse Kıvanç abi biraz hem kendisi de moral olarak toparlar. Hani çünkü çok yaklaştı. Hani bir önceki maçta da yaklaştı. Hani bir onun önceki maçta da yaklaştı. Evet, bu arada senin bugün gününde olduğunu söylüyorlar. Bugün oynasan ortalığı dağıtacağını söylüyorlar. Evet, bugün çünkü dersim azdı ya. Bugün hiç ders olmadı. Evet tabii, o çok etkiliyor. Etkiliyor ya, etkiliyor. Hani bazen her seferinde diyorum hani hiç şey yapmayayım hani, yani bir turnuvada oynuyoruz. Hani bir de ben Bakü Açık'ta oynadım ya, böyle dersler bayağı birikti. Hani mecbur, onların da turnuvaları vardı. Mecbur hani vermem gerekiyordu çocuklara ders. Evet. Tam Bakü Open'dan sonra tabii
Birazcık iç açıcı kalmadı sanki. Evet. Şey, ben buna bahsediyordum ya, hani gerçekten bir yerden sonra oynuyorsun. Hani açılış kısmına çok takılmamaya başlıyorsun. Hani oynayayım, hani düşünmek istemiyorsun açıkçası. Hani oynayayım da gitsin kafasında oluyorsun. Hani ve karşındaki şu mesela Mustafa abi gibi birisi olursa hani şey yapıyor, yani ona karşı yapmak zor oluyor yani onu. Evet, orada şu anda da Filevki olabilir. Filevki sonra Filevki koyabilir. At çok tatsız yere gitti. Evet. Yani mesela hadi buralarda ne olduğunu anlayabiliyorsun, hani şey değil de bir yerden sonra ne olduğunu da anlayamıyorsun ve bir anda fark açılıyor. Ya ben Esat'la konuştuğumda işte Mustafa ile oynadığında anlamadım dedi hani ne olduğunu, hani ben hiç öyle bir fark beklemiyordum dedi. Bir baktım dedi hani skor 19.5-1.5 olmuş hani. Ya bir de şey hani aşırı böyle çok moralim bozuluyor, hani her ne kadar da toparlamaya çalışırsan kendini hani şey oluyorsun, böyle basit hamleleri görmemeye başlıyorsun. Evet evet. O bütün o gücün gidiyor yani hani şey normalde. Enerjin düşüyor. Evet aynen, yani hepimizin yanlarında yazan bir elo var ama o elo aslında bizim oyunculuğumuzun ortalaması gibi bir şey. Ama evet, bir anda bu kadar ters mağlubiyetler alınca o ortalama şey oluyor. En düşük halimizle oynamaya başlıyoruz ve o da karşı tarafta en iyi haliyle oynamaya başlıyor. Öyle olunca çok tatsız. Orant çok değişiyor artık orada. Aşırı evet, büyük bir fark olmaya başlıyor. Aynen öyle. Vezir F4 mü acaba? Evet geldi Vezir F4. Vezir E3'e de koyar herhalde. Vezir E3, şah C2, at C4'leri kova. Ama her zaman G3'üm var ya. G3 hamlem var her zaman. Şah C2, G3. Evet, bu arada seyircilerimizi tekrardan söylüyorum. 3 tane usta şu an ekranlarınızda. Ve hedefimiz 500 beğeni. Onların hatırına bizlere 500 beğeni başlarsanız çok mutlu oluruz diyorum. Evet, şah C2 geldi. Şimdi pozisyon nasıl ilerleyecek Mustafa? G3 mü diyorsun? Şöyle olabilir. G3, hani G3'e at C4'e vezir C5 var. Ondan sonra D5 fikirlerim var. Hani bir yerde D5 sürmesi gerekecek herhalde. Hatta belki şu an D5 de olabilir. Evet, mantıklı. Hani şu an hiç G3 oynatmıyorum. Evet, D5. Evet. Sen evet, bugün Mustafa ile hemen öyle aynı hamleleri. Evet, bugün. Şu an vezirleri değişmesi gerekiyor herhalde. Kıvanç Ağabey maçı kaybetmemesi için. Vezir E2 ile bir türlü hani atlarla bir şekilde tutmaya çalışmak. Çünkü hani siyah şah da zayıf değil ki, hani bir şekilde hani veziri içeriye dalayım da hani sürekli şah çekeyim falan, hani bu da bu öyle bir ihtimal de yok. Mustafa hiç kendisi veziri değişmek istedi. Evet bakalım, teknik bir oyun sonu izleyeceğiz şimdi. D4 mu acaba? Ve tek Filevki mi? Ya Filevki'ye şah da 2, şah 2. Ya herhalde önce bir şahla bir gelir diye düşünüyorum. Şu an at E3 tehdidi var bu arada. Evet şu an gerçi o var. O yüzden bir D4 dedim herhalde, belki şey yapabilir. Hayır bilmiyorum, hiçbir şekilde bu G4 piyonu hani mecbur kalmadığım sürece oynatmak istemiyorum. Çünkü o bir F3 karesi çok böyle kritik bir kare. Hani hiç vermek istemiyorum orayı. Filevki. Belki şah da 2, şah 2 daha iyi olabilirdi. Bilemedim. Evet. Oynattı. Geç oynattı. Şu an at F1, at F5 var. Savunuyor. At F3. At F3. Ama öyle bir yerde oynattı ki. Yani evet F3 karesini veriyor ama yani tutacak büyük ihtimalle bir at G6. Yani at E2'deki at böyle bir şey kaldı. Evet. Ama bence yine at F3 öyle de böyle gelmesi gerekiyor. Neden? En azından hani at G6'dan sonra at H4'lerin de önünü alıyor. At F3'le. Hani hem E5'e basıp hem savunmak. Diğer türlü at F1'e zaten at F5 var. Sonra at G4. At G4'te ne yapacak? Belli değil. Evet G4 geldi. F2 hiçbir zaman demeyeyim de vurmak kolay değil. Çünkü o piyon çıkar yani bir şekilde vezir olabilir. Gerçi bir dakika şimdi at F2 vurup at G3. Şu an onu hesaplıyor büyük ihtimalle. At G3.
Ne oluyor Ulu? Ha? Bence bir dakika ben şu an neyse at fake g fake at g3. At g3 at f4 herhalde. Şu an o öyle gözüküyor. Şu an e3 gelecek. Yani f2 piyonunu alması lazım. Hı hı. Evet, bu arada bu varyanta gidildi. Evet. Şah e3. Mustafa şu anda abi dünyanın... Işte ben şu an alamıyor ama. D4 var mı burada? D4, C, D4, E... Ay, pardon. F, F4 at düşüyor. Evet, F4 tap. Şerif alamıyor. At F4. At F4, şah E3. Hem kazanması zor bir pozisyon hem de savunması zor bir pozisyon. Evet, evet. Her iki taraftan. At H4 gitti. At F4 de büyük ihtimalle bu şeyi beğenmedi. Şah E3 sonrasında D4 istiyor falan. Herhalde onu beğenmedi. Büyük ihtimalle, evet. At F1. Niye at F1? Evet. Botvin'in lafı. Botvin'in miydi? At finalleri eşittir piyon finalleri diye katılır mısın? Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu arada Botvinnik'in tüm o hani fikirleri olsun hemen hepsine katılıyorum ya fazlasıyla. Hani taş değişme kültürü vardır. Hani bu işte at oyun sonu eşittir piyon oyun sonu. Çok yani mesela çok böyle şöyle saygı duydum dünya şampiyonlarının bir tanesi. Hani mesela bazıları vardır hani böyle gelip geçici bir dünya şampiyonu olmuş mesela Max Eve'dir. Hani Smuslov'un kendisi de tam güçlü satrançı olmuşlar. Dünya şampiyonu olmuşlar zaten ama hani bir iz bırakan şey değiller be. Benim açımdan hani benim gözümden öyle söyleyeyim. Peki top 3 dünya şampiyonu kimdir? Bu eski yeniler hepsi dahil mi? Ne hepsi dahil? Abi benim için Fischer hep birdir ya. Bilmiyorum. Fischer birdir. Kasparov ikidir. Üç de Carlsen'dir. Evet yani o yüzden zaten %90'ı bu üçünün ismini söylüyor. Ara bazı işte kafa... ayrı bir yerde ya ben de. Hani bu şekilde söylüyorum. Ya benim için de mesela şey ya bunun ayrımı çok zor. Dönem dönem bir şey. Kasparov, Fischer, Carlsen şeklinde. Carlsen bazen kendini ikiye atıyor. Bazen böyle evet. Şeyler yapıyor ki acaba birim diyorum. Bazen Fischer bir oluyor falan ama genelde benim için Kasparov ya. Kasparov'un ama Fischer çok ayrı. Yani şimdi bilmiyorum. O üçü de benim için şey ama... Ya bir de şuna dikkat edersek hani tamam her birinin bir yaşadığı bir dönem var ama hani mesela Fischer'in hani tam bu Fischer olduğu dönemde hani aynı şey Kasparov için de geçerli. Hani şey mesela Fischer'in TAP'ta ilk dünya şampiyonu ve birinci olduğu zaman o zaman Sovyetler Birliği satranççıları var. Sovyet satranççıları vardı. Yani büyük bir fark vardı hani o Fischer'den gelen satranççıyla arasında. Aşırı büyük bir fark vardı. Hani Fischer şeydi ulaşılamazdı bir nevi. Mesela Carlsen öyle bir şey yoktu. Çünkü Carlsen hem tamam biraz teknolojidir, bilgisayardır, makinelerdir. Onların da gelişimi falan var ama hani mesela Carlsen sonra en yakın mesela Caruana'dır işte ne bileyim Nepomniachtchi yani yenilebilecek yani yenebilecek bir rakipleri var. Hani Firuzjasa'dır, bizim Mamedarov Şahriyar'dır. Hani ne bileyim birçok satranççı var yani yenebilecek ama tam Kasparov'da da büyük bir fark atmıştı Kasparov ama yine bir yakın vardı. Fischer hiç yok diye hani böyle ezip geçiyordu herkes böyle. O evet, zaman ama... için 2780'di bir de. Bu arada... Evet, bu arada geldi. Mustafa farkı 6'ya çıkardı ve son 5 son artı 1'deki son maçı göreceğiz. Ama ya benim o argümanlar tek şeyim Fischer bunu çok kısa süre boyunca yaptı. Hani 2 sene boyunca o normal performansı var Fischer'in. Zirveye 2 sene boyunca yani daha tabii ki devam etse ederdi. Sonrasında kendi tercihinden dolayı etmiyor. O ayrı mevzu tabii ki. Ama hani o rakipleri de bu arada yani tabii ki Spassky'ler, Petrosyan'lar, Taller falan hep çok 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 kuvvetli adamlar. Ona bir şey demiyorum. Ama Kasparov'un rakipleri de çok anormaldi gibi geliyor bana. Hani Kasparov'un rakipleri yani bilmem Karpov mesela şimdi gelmiş geçmiş en iyi 3'ü onu koysa kimse itiraz edemez herhalde. Karpov'un büyüklüğü çok ayrı bir büyüklük. İşte şey Anand, Kramnik, Topalov, Ivanchuk, Nigel Short. Hani daha böyle adını Timmanlar, şunlar bunlar hani bir sürü böyle anormal adam var. Ve bunların hepsini Shirovlar, Gelfandlar hani ve normal Kramnik dışındakiler hepsine çok çok ağır bir skor farkı var. Hani Karpov'a da evet. Tam yakın. Hani Short'a karşı kaç? 15'e 1 falan skoru.
Şirova böyle 13-0 falan, hani ne yapıyorsun abi, hani onlar da insan, hani böyle bir fark atılmamış. Bir de o seviyede, bir de hani o yüzden ben hani Kasparov Fischer daha yakın birbirine karşısına nazaran. Mesela karşısında Larsen'dir, hani Taymanov'dur, hani 6-0 6-0 6-0 böyle yenerek gidiyordu yani. Evet tabii ki, o çok anormal bir şey. Yani hepsi çok büyük. O aralarındaki şey bence çok kişisel tercih gibi geliyor bana. Hani hani futbolda, basketbolda daha nettir hani böyle bazı şeyler ama. Abi benim zaten şey oyunudur ya. Hani ben kaç senedir hani oynuyorum, profesyonel bir şekilde hocalık da yapıyorum. Tamam, hani sürekli çalışmaktır, disiplindir. Tamam, onlar çok etkisi var. Orası ayrı bir konu. Zaten onlar zaten en önemli bir rol oynuyor satranççı için. Ama hani olur ya, bazen hiç gününde olmazsın. Hani turnuvada hiç gününde olmazsın. Hani böyle yapmayacağın şeyleri yaparsın. Hani o var ya gerçekten, hani satrançta hani tüm böyle birçok şey kayıp gidebilir yani. Ya o yüzden hani derler, iyi satranççı olmak istiyorsan her türlü, her açıdan şey olman lazım ya, hazır olman gerekiyor. Evet. Bu arada yani yine beyazlar Mustafa abi şah kanatından ciddi bir atak geliyor şu an. Şimdi bir Mustafa saniye. Abi galiba bizi duydu ya, hani Fischer Kasparov'la ilgili konuştu. Bir evet. Şimdi evet, vezir aç sordu, ne oluyor öncelikle bu? D8. Şimdi bir şekilde F6 hattında bir değişebilirse nasıl ama? G5 ataş 5 var. Diğer türlü vezir H6. Vezir H6 sonra. Herhalde bir sonra kaleye bir şekilde. H6'lar falan belki gelebilir bir yerlerde. Hani böyle bir. Belki F5 ile başlayıp. O da olabilir. F5 fikirleri zaten büyük ihtimalle. Evet. Kale F1 F5 fikirleri bu arada. Hı hı. Zaten kale F1 gelmesi gerekiyor. Hani zaten atı çekebilmesi için. Dışarıdan dolayı. Bir şey. Bahane doldu hatta Mustafa abi. Evet, büyük ihtimalle şimdi at çekilecek bir yerlerde. Bence F5 hesaplıyor bu arada. Direkt F5 değil mi? Direkt F5 hesaplıyor bence. Çünkü zaten kale de artık F1'de. F5, B, C3, F, G6. Hani F, G6'ya ne var? Kale F6'lar falan herhalde ama. Bilmiyorum, bence erken şu an. Çünkü neden biliyor musun? Belki de şu an net hesaplamadım ama. Hani BC3 aldıktan sonra siyahlar belki bir yerde iki taş karşına veziri verip sonra CB2 veya C2'ler oynayabilir. Hani geçer piyon. Yani AT2 bence oynayabiliyor basitçe. AT2 fil B5 mi var acaba? Evet, Mustafa abi AT2 oynadı. AT1. Şu an herhalde amaç atı çekip bir şekilde veziri değişmek. Vezir D8 ve vezir E7 zorunlu gibi. Çünkü AT8 AT8 zaten yok herhalde. Fil B5, AB5, at D7'ler var. At D7, vezir kaçınca bir ara? Vezir D6. At B6 da var en azından. En kötü ihtimalden bahsediyorum. Doğru diyorsun. Ama bence daha iyi bir şey olabilir bu arada. Ha, F5'ler burada. Evet, F5 sürüldü. Şimdi bakalım. Aldı direkt. Siyahla oynamak çok zor ya. Burada. Çok zor abi. Evet, yani burası. Vezir G7 geldi. Evet, aldı. Vezirle alamıyor zaten. Onu geçiyorum. Atla alınca. Şimdi direkt. Şöyle basitçe kale H3 mü? F6'ı nasıl savunacak? Güzel soru. Yani tamam, şu an F6'ı almak istemiyorum kale F3'ten sonra ama şu an fil B5 alıp atı D3'e koyacağım. Hı-hı. Sonra kale 6, at C5'ler de var. Yok, çok şey G5 sürmesi gerekecek herhalde siyahların. Hı-hı. Oh, bayağı evet. Pozisyon şey, 5+1 bu arada, süre bitti 5+1'de. Son maçı izlediğimiz kesin yani. Bakalım.
sonuç ne olacak? 7-0 mı olacak? Yoksa Kıvanç Çazdar olduğu ilk puanını alacak mı maçta? Ama pozisyon zor görünüyor. Oynadın mı daha önce hiç Mustafa ile Kıvanç abiyle? Yani kaç defa oynuyordu? Oynadın mı? Ne? Ben, bana mı soruyorsun? Evet aynen. Klasik maçta mı bahsediyorsun? Aynen klasik maçta. Klasik maçta Mustafa abiyle 3 kere oynadım. İlk kez Mersin Açık'ta oynamıştım. 2016 ilk kez yapıyordu Mersin Açık. Orada oynadım, kaybettim siyahlarla. Ondan sonra Süper Lig'de oynadım. Orada da kaybettim. Beyazlarla kaybettim. Evet, beyazlarla kaybettim. Onu en sonunda Bosna'da oynamıştım. Bosna Açık'ta oynamıştım. 2018'de orada kazanmayı yenmiştim ama Mustafa abi beyazlarla. Vay vay vay. 2-1 skorumuz Mustafa abiyle. Kıvanç abiyle de herhalde bir kere klasik maç oynadık. O da Çeşme Açık'ta oynamıştık. 2017'de son tur siyahlarla beraber kalmıştık onda da. Evet. Kıvanç abi dayanamayıp herhalde kaliteyi feda etti. Evet. B4'te kıpyonluk D5'te. Sallantıda gözüküyor. At F6'yı şimdi at tuttu ama. Yok mu? At D5. At F6 var. Evet, at D5'i. Her şeye rağmen aldı. Şu an alınca at D5. Vezir E4 var. G5 hamlesine de at F6 var diyor Ulvi. Ulvi diyorsa vardır zaten. Yani yine tamam. G5 oynaması lazım ya son şans olarak. Çünkü ben G5 at F6 sonra tekrar bir şekilde at E4'e koyup bir şeyler evet, yapmak için. Geldi ama ve Mustafa Yılmaz 5+1'lerde 7-0 yaptı skoru. Şu anki 5+1'lerde gördüğümüz en farklı skor oldu bu da. Evet, yani neler söyleyeceksin şu anki hakim? Yani bayağı avantajlı yani şu an hani Mustafa abi. Yani orada birkaç maç vardı. Hani bence onları o şekilde kaybettikten sonra Kıvanç abi biraz daha morali bozuldu. Hani bu kalite öne geçtiği maç olsun. Ondan sonra bu Budapest'te oynadıkları bir şey vardı ya açılışta. Budapest'te oynamışlar. Orada tam böyle tam kıyısındaydı. Onları kaybetmesi çok daha moralini bozdu Kıvanç abinin. Yani zor hani şey yapmak. Aşırı zor hani. Yani şeye bağlı aslında biraz. Şimdi ya şahsi düşüncemi söylüyorum. Hani şu an biraz da şans da Kıvanç abinin tarafında olursa hani bu 3+1'lerde hani böyle birkaç tane maçta böyle nasıl desem Mustafa abi bir şey uyarsa hani yani birkaç maç böyle öyle bir puan alırsa hani moral açısından biraz Mustafa abi şu an bence zirvede hani şu an hani 7 tane kazandı. Onu biraz morali bozulur. Yani o şekilde bir şansı daha da fazla olur. Diğer türlü hani zor diye düşünüyorum ben. Evet evet, yani bayağı zaten zor gözüküyor ayrı mevzu ama Kıvanç abinin genel olarak bir arada özellikle toparlanması gerekiyor. Dediğin gibi iki maçtan sonra 3. 4. maçlarda özellikle ciddi şanslar elde etti. Kazanç pozisyonu da olabilir. Hani tartışılır orası. Ama yani tam böyle en galibiyete ihtiyacı olduğu yerlerde hani galibiyet elde edebilecekken kaybetmesi İyice moralini bozdu ama evet, bir an önce bir kendine gelmesi gerekiyor. Mustafa da gerçekten çok yani Kıvanç abinin oyun yani formsuzluğu tam okey. Hani aşikar bugün gününde değil belli ki ama Mustafa da inanılmaz iyi oynuyor bence. Hani yani, onun dışında hakikaten. Birlik var onda. Evet yani şu ana kadar ki en iyi Mustafa performanslarından birini görüyoruz. Hakikaten çok özel oynuyor. O da ayrı bir durum tabii ki. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ufak bir ara verelim şu an. Yeni eğitim serilerimiz biliyorsunuz geldi. Onların ufak tanıtımları var. Ve daha sonrasında tekrardan Ulvi ile beraber burada olacağız.
Herkese merhaba. Bugün milli takım antrenörü İME Olcan Kanmazalp ile beraberiz. Bugün oyun ortasında beni çok etkileyen, gerçekten muhteşem olduğunu düşündüğüm bazı fikirleri anlatacağım. Benim kariyerimde de çok büyük bir etkisi oldu. Herkese merhaba. Ben Uluslararası Usta Alparslan Işık, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonuyum. Sizlere Satranç 365 ile birlikte bir eğitim serisi hazırladık. Bu seride Naidorf açılışından bahsedeceğim. Gary Kasparov gibi dünya ünlü satranç sporcuları da vakti zamanında bu açılışı tercih etmiş ve popülaritesi de gün geçtikçe artmış bir açılış. Ben de size anlatabildiğim kadarıyla bu açılışın fikirlerinden bahsedeceğim. Vahap Şanal, büyük ustayım. Sizlere bugün profilaktik düşünce, yani rakibimizin oyununu kontrol altına alma, onun fikirlerini daha önceden anlayıp durdurma üzerine bir eğitim serisi hazırladık. Bu kavramı satranca başladıktan yaklaşık 1-2 yıl sonra öğrendim. Ama yıllar içinde işte turnuvalara gide gele, başka antrenörlerden dinleyerek kafamdaki bu profilaktik düşünce yapısı, rakibin oyununu durdurma becerisi sürekli evrimleşti. Size bugün son halini tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar her noktasını, her alanını, profilaktik düşüncenin herhangi bir kısmını açıkta bırakmamaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. 5 tane bölüme ayırdık. Hepsinde farklı kısımlarını konuşacağız. Herkese iyi seyirler. Evet, Satranç 65'teki yeni eğitim videolarının tanıtımlarını izlediniz. Şimdi bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Ondan bahsedelim. Şu an için fiyatlarımız 1 aylık 170 TL, 6 aylık 850 TL, 1 yıllık 1530 TL, 2 yıllık da 3060 TL fiyatlarımız mevcut. Ama Damla Yatırımız sizler için çok güzel imkanları var. Damla 20 kodunu girerek, yayın bitene kadar girerek tabii ki, bu fiyatlar üzerinden %20 indirimle sitemizdeki bütün içeriklere erişebiliyorsunuz. Türkiye'nin en kuvvetli oyuncuların olduğu, eğitim verdiği, eğitimlerin olduğu bu sistemimizdeki bütün eğitimlerden faydalanabiliyorsunuz. Ve Satranç 65 aynı zamanda artık Trendyol'da. Satranç 65'in çok güzel ürünleri burada görüyorsunuz. Yakışıklı kardeşlerimizi, güzel hanımefendileri üstlerinde ne kadar iyi duruyor. Bu tişörtler birbirinden kaliteli gerçekten. Yaş gruplarında olanlar zaten görmüştür. Onlardan da kaliteli bunlar. Trendyol'da ürünlerimizi alabilirsiniz diyorum ve evet Ulvi tekrardan beraberiz birazdan. 3 artı 1'lerle evet. Beraber olacağız. Bu arada sana bir soru var. Evet. Bir Azerbaycan büyük ustası olarak Şahriyar mı Timur Recepoğlu mu? Oo çok şey ya. Zor bir soru bu ya. şimdi hangi açıdan soruldu bu soru? Şimdi şöyle söyleyeyim, hani Şahriyar hani bizde olsun, hani içli dışı sohbet muhabbet, hani daha çok benimsiyoruz Şahriyar'ı biz. Yani tabii Temur da bizim Azerbaycan satrançısı şey, ama hani Şahriyar daha hani nasıl diyelim, cana yakın, samimi, hani samimi, daha samimi, daha hani bizle konuşan, hani daha şey birisi, daha Temur da bu arada hani nasıl diyeyim, milletini seven, vatan seven birisi, ama hani Şahriyar daha biraz bir tık daha sıcakkanlı diyelim, daha yakın bize, hani çünkü hani turna falan geliyor, konuşuyor, şey yapıyoruz, hani bir yakınlık var hani Temur'u, hem de çok göremediğimiz için, hani çok görmediğimiz için, yani çok böyle bir muhatabımız olmadığı için, hani birçoğumuzun o yüzden daha şey, ama 10 stil açısından konuşursak hani tabii ikisi çok zaten mükemmel satranççı, yani bu tartışılmaz bir konu.
Ama hani bana sorarsanız hani Timur'un oyun stilini daha çok beğeniyorum ben. Yani belki kendi stilime ona daha yakın olduğu için mi olabilir bilmiyorum. Çünkü Şahriyar daha böyle vurayım kırayım daha şey birisi. Hani ben çok öyle atak oynayan birisi değilim diye düşünüyorum. Hani Timur'un daha stabil oyun tarzı bana daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama böyle kişisel olarak tabii ki de Şahriyar hani bana daha yakın. Yani birçok satranççıya da aynı şekilde düşünüyorum. Evet, iki hakikaten çok kuvvetli dünya satrancının en önemli büyüklerinden bildiğim ikisi de. Bakalım ben de aynı şekilde hani yani Şahriyar'la tanışmıştım var ama Timur'la şeyim yok. Orada mesela Timur şey diyorlar hani bir daha Azerbaycanca bilmiyor hani daha çok Rusça falan şey yapıyor diyorlar ama gayet de güzel Azerbaycanca biliyor bu arada. Hatta yani bazı güzel. Işte, ben ama çok şaşırmıştım mesela yani aynen hani öyle bir şey olması çok saçma olurdu. Biliyordur ya tabii ki şeyini. Tabii bir de çok büyük efsane olabilecek erken işte kaybettiğimiz Bugar Haşimov bu şekilde okunuyor değil mi? Evet de Bugar Gaşimov. Bugar Gaşimov zaten. Haşimov. Okay. Biz Haşimov diye söylüyorum ama hani Haşimov diye söylüyoruz Haşimov. Ama İngilizce'den Gaşimov olarak gidiyor. Evet, bilmeyenler için söyleyeyim kendisi 2760 elo bantlarındaydı, dünyanın ilk onundaydı ama çok erken yaşta kaybettik kendisini. Evet ve 3 artı 1'ler başladı. Tamam, onu kaybetmeseydik. Ya, Azerbaycan... ya ben açıkçası ben onun dünya şampiyonu olacağını düşünüyordum ya. Hani o şeyde. Ya hakikaten çok özel bir yetenekti. Evet. Yani bilmiyorum Karsan faktör tabii ki şey ama Karsan'dan sonraki belki iki, yani benim görüşüme göre de Karsan'dan sonraki böyle Karsan'ın en büyük rakibi falan olabilecek bir kesinlikle. İvanov'dan alabilirdi sonra hani öyle bir hadi en son işte Bakü'de Grand Prix olmuştu yanlış hatırlamıyorsam 2009 yok 2009 mu yok daha erken miydi? Sen tarihini çok hatırlamıyorum ben daha küçüktüm gitmiştim Grand Prix'e. Hani orada zaten Wang Yu galiba Gashimov bir de Carson. Bu üçü arasında şey olmuştu. Birinciliği eşit puanla bölmüşlerdi. Hani Carson attı, Gashimov attı orada. Yanlış hatırlamıyorsam Girişuk falan. Carson'ı yenmiş miydi bilmiyorum Gashimov ama çok yani birinciliği eşit puanla bölmüşlerdi yani orada. Öyle bir şey olmuştu. Ya orada artık belliydi yani çok büyük bir rakip olacağı. Hatta orada belliydi. Carson çıkabilecek miydi anlatma maçı yoksa Gashimov mu çıkacaktı? Öyle şeyler de vardı. Çok ve yani olimpiyatlar da önce yıllarca Azerbaycan milli takımı domine ederdi büyük ihtimalle. Şey yani 3 evet, tane. Evet yani ilk maç... Avrupa şampiyonu olduğumda son maç onun maçı kalmıştı. Hollandalı Stelwagen'dan yeni. Evet orada meşhur videosu da var onun. Hani o şampiyonluğu getirmişti. Sonra bir kere daha tabii Azerbaycan milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Ama yani bir de Rauf da 4. maçta olacaktı büyük ihtimalle. Rauf ya da Kadir Hüseyinov. Evet. Yani olağanüstü bir kadro gerçekten olacaktı. Evet. Tarihsizlik. Evet maça ne diyorsun? Maç yine bak G3 Frigge 2'den çıktığı zaman yine hep şeyim ya. Beyazları daha çok ben beğeniyorum yani. Frigge 2'den çıktı. Hani bir D5'teki atı bir tür at C3 gelebilir belki bir yerlerde. Hani E4'te kovup hani B8'deki at yine çok böyle pasif bir at. Atı nasıl çıkacak? Hani siyahlar biraz zor. Evet, nasıl çıkacak? Gerçekten bu... C6'ya da basıyor çünkü. At'taki de bu arada güzel bir hamle. Hani E4 ile at C4. Ve alıp gitti ama şimdi mesela... At C4 gelirse... Evet, oluyor. Vezir A7... D6'yı alırsa evet. E4'ü alıyor. Hatta yine iyi de bence orası ama... Şu an acaba E3 mü E4 mü? Bence o arasındaki farka bakıyor. Hani tamam. Vezir A'ya bir şeyden geldi. Yani E3 sürerse eğer Vezir A6 gelecek. Ama onlara da fil F1 falan bilmiyorum. Şöyle bir fikir olabilir mi? Hani E3 fil F3 fil D1. Hani sonra A4 A5. Direkt Vezir B3. Vezir B3 ise daha hızlı bir şeyine gitti bunun ama çok güzel duruyordu. Ama ya
Ya bu B8 zekat aslında çok büyük bir sorun yani. Aslında burada beyazlar hani ne oynarsa oynasın bu B8 zekat hep böyle sorun haline gelecek. D7 şu an. Ya bence yapması gerekiyordu çünkü piyona. Piyon geri düşse bile hani vermesi gerekiyordu piyonu. Çünkü at da daha çok oynanılamazdı bence. At da yaptı. Alındı. Şimdi kale D4 kale alır. C6. Sonra bir şey görüyor musun? Yani net bir şey yok tabii. Kale B8'lerde bir şekilde hani. Vezir D4 aldı. Acaba bir köşe kale B8 olur muydu? Bir bakalım vezirin nereye kaçacağını bir netleştirip. E3 sürdü. Şimdi kale C6. Şimdi mi kale B8 diyorsun? Kale B8'ler ama hep bir kale C8 yok mu? Yok şu an hani bir şey ama hani ilk önce belki o yüzden dedim ya D4'ü almadan kale B8 gelmesi daha iyi olabilirdi. Hani hem kale C8'ler yoktu hem de artık E3 de yoktu. Şu an bence bir boştan tempo kaybetti siyahlar gibime geldi. Vezir B8 olur mu şu an? Ya at var. Tahmin edelim. Doğru. Oh. Aynen. Ben vururdum vezir B8. Sırf seyircilerin aklına. Ama tabii orada, ki. Burası, bilmiyorum kayıp şu değil mi? Şu an var mı? D5 ateydi var herhalde. Evet. Bu arada direkt ateydi var mı? Bu sefer de ben direkt ateydi oynayayım. Öyle bir şey olmasın ya, olmaz. İnanılmaz. Ateydi. Ateydiye vezir E6 alacağım sonra D7'yi alacağım diyor. Kemal Ulvi Sadıkov. Şah F7 bir de. Temiz ya, temiz oynuyor ya Mustafa Bey gerçekten hani. Evet. Hakikaten. Çok çok kuvvetli bir satranç oynuyor. Direkt de Şah F7'ye gidiyor yani. Direkt o oluşan hani düşünce bu. Hani D5 acaba vezirle alabilirsem şah çekip direkt bir şeyler. Hani direkt o yüzden atacağı hamlesi direkt oynadı yani. Evet ve tek geldi. Maç hazırlığından ve skor 8-0 oldu. Evet şimdi Kıvanç abi beyaz taşlarla oynayacak. Tabii şeyi de söylemek gerekiyor Kıvanç abinin. Dinleyicilerin söyleyelim. Satranç eğitim merkezi var. Hazırları ol satranç akademisi. Antalya'da hizmet veriyor kendileri. Ve çok yoğun bir ders programı var. Eminim ki bayağı bir ders vermiştir ve Ulvi de zaten söyledi az önce. Ders vermek hakikaten ders verip oynamak özellikle çok yorucu ve zor bir şey. Hani ders verdiğin zaman sen olmuyorsun. Kesinlikle yani. Hani o bir saat ders versen bile etkiliyor ya. Evet. Bir de şu an Antalya o sıcağında. Şu an gerçi bilmiyorum Antalya'da baya bir hava değişikti herhalde. Yağmurlu falandı ama. Sen ne zaman geliyorsun burada Türkiye'ye? Ya ben büyük ihtimalle bu direkt şeye geleceğim. İzmir Çeşme Açık'a geleceğim. Hani herhalde 15'imi 16'sım ne. Yani 10-17'si yanlış hatırlamıyorsam Çeşme Açık. O tarihlere de gelirim. Evet Çeşme'de oynayacaksın da ben de oynayacağım. Takipçilerimize duyurulur. Çeşme Open'da. Güzel turnuva olacak. Evet. Satranç celebrity dediğimiz birçok isim olacak orada. Sen ben Mili, işte Cem Kağan keza orada. Deniz turnuvada oynamayacak ama orada olacak. Kıvanç abi bilmiyorum oynuyor galiba. Evet Melis abi de gelir herhalde. Aa Melis abi var aynen öyle. Misrattin turnuva birinci başlıyor. Evet Misrattin. Bugar da var Rasulov. Aa tabii aynen. Hakikaten çok kuvvetli ve güzel bir turnuva olacak. Türkiye'de son yıllarda yapılmış en iyi turnuva olacak büyük ihtimalle. Kesinlikle. Bakalım. Bu arada yine Mustafa abi D3'ü sürdü. Bir önceki maçta D6'ı sürdüğü gibi. At C2 kare F3 mü oynayacak acaba? Onu hatta at. Burası da yine. Ya
Herhalde yine pek hoş olmayan bir pozisyonda kaldı beyazlar. At c2. At alır f5. Şu an at e1'i at e7 şah var. Ara bir şah var. Geç. Şu an bence Mustafa abi onu hesapladı acaba. Flash 7 mi döneyim yoksa at c2 oynayayım mı? At c2 at f5. Vezir f5 alırsam. Fil e4. Veziri diyelim ki c5. C8'e kadar gitsin. Yani. Fil g4 geldi. Hiç kale fiş fikirlerini vermek istiyorum. Ha bence bilmiyorum. Daha iyi olabilir mi? Fil e2'ye mi koyacak acaba? Enteresan olur fil e2'ye koymak. Kale 4 gelindi. Şimdi evet bakalım fil e2 gelecek mi? Geldi. Evet, fil e2. Avuç. At c2 kale 4 e2 mi var? Öyle bir tuzak mı hazırladı Kaan abi? Ama at c6 da dönebilirim basitçe. At c6 döndü. Yani. Evet. Yani gözükmüyor pozisyon. Yine zor ya. Beyazlar oynamak aşırı zor. Çünkü evet, beyazlar oynamak çok zor. D3 piyonu E2 filiye süre kısıtlıyor. Bakalım iki tarafın da süreleri 1 dakikaya kadar geldi. Yaklaşık olarak. 3 artı 1'lerin ikinci maçını izliyorsunuz. Kıvanç abinin bir galibiyete ihtiyacı var bence. Yani o kazanmayı hatırlama olayı gerekiyor. Evet kesinlikle yani. Ya onu ben de çok turnuvarda yaşadım. Süre ya futbolda vardır. Bir oyuncu uzun süre gol atmıyorsa o gol orucunu bozması gerekiyordur yani. Bozduktan sonra artık devamı gelir. Kıvanç abinin de öyle bir şey ihtiyacı var. Ya yani Mustafa tabii ki dediğimiz gibi yine favori. Ama en azından bir reaksiyon olur yani o. Şu an fil f1. G5 at e5 var mı? Oynadı. Evet, direkt geldi. G5 at e5 sonrasında at çekildiği zaman pardon fil e2 alındığı zaman d2 ve en kötü ihtimalle bir kalite kazanıyor. At d4 de olabilir mi acaba? Çünkü at d4 mü? At e5 mi? İkisi çok... Süresi de azalıyor. Yani f4'ten dolayı şey yaptım. F4'de at f3 var ki her türlü. Aa doğru doğru doğru. Nasıl şey yapacak? O biraz önce senin dediğin şeye dönüş. Hani pozisyonda da hani en iyisini hani arama. Evet çalışıyor. Evet. Böyle bir şeyi var. Evet kalede 4 alındı. Ama pozisyon maalesef kalede 8. Kalede 3. Bu da herhalde. Şey, vezir de 2 gelindi. Vezir h5. Hadi bakalım bir karşı şans çıkacak mı? Ama zor tabii ki. Kalede 6 tutuyor her şeyi. H4. Kale f6. Kale 8. Evet bak şimdi G5'teki piyon yine kesiyor attan ayaklarını. Evet. İki kare kuralı. At3 gelebiliyor muydu? E2 de girdi. Oo. Evet kare piyon alınca tak geldi. Vezir E3 çünkü en kötü ihtimalle kazanç. Şey, finale gidiyordu. Ve evet. Mustafa skoru 9-0'a getirdi ve şimdi bakalım beyaz taşlarla oynuyor.
Benoni mi? Yok. Benko'ya girdi. Abi çok zor, çok zor. Hakikaten Mustafa ile oynamak gerçekten. E4 diye mi girsin? Atf3, G3 diye mi girsin? Şu an ona bakıyor herhalde. Evet, tipik Benko pozisyonu. Evet, burası teori. Zaten çok hızlı bir şekilde oynadılar buraya kadar. B5. C6 bundan sonrasını bilmiyorum ben. Sen biliyor musun? Yok ben. Oo. C6 ve E5 girecek. Abi Benko hani zaten biraz hani yukarı seviyede zaten çok artık oynanılmayan bir açılış. Evet. Diye biliyorum hani çünkü hani bir ezberlenmiş bir açılış. Çünkü yani... Bu A4 kala 3 fikrini biliyorum. Suat Atal'ın fikri olması lazım bu hamlenin. Olabilir belki de. Pek bilgim yok. Yıllar önce öyle bir şey duymuştum ama D4 oynamadığım için çok şeyini bilmiyorum, detayını bilmiyorum. Bir ara ben şeydim hani böyle yeltenmiştim böyle ben arada bir bank oynamaya söyledim yok ya. O değil. Ben D4'te bütün şeyleri denediğim için ben de bir yeltenmiştim. Ben de D4'teki bütün açılışlarla olduğu gibi Benko'ya da yok ya dedim. D4 hakikaten. Bilmiyorum, herhalde D4'te yukarı seviyede en böyle optimal devam yolu ya tam Nimzo böyle eşit şey oynuyorsan slav oynayacaksın ya da ki şey ya Nimzo oynayacaksın. Evet. Böyle karşılıklı şanslar elde etmek istiyorsan. Evet. Şu an yine bir piyon önde. Oyun sonu. Bu arada hayır, Çeşme'den sonra bir planın var mı senin? Çeşme'den sonra net bir planım yok ama işte bazı kamplarım olabilir. Hı hı. Yani hatta belki biraz İzmir'de de hatta Serkan'la bir şeyimiz var. Ben hem Serkan sosyal Mergen'de birlikte çalışıyorum ben. Hı hı. Orada hani şey onunla ilgili bir kamp diyelim, çekilişler diyelim, öyle şeyler olabilir. Tamam ama İzmir'e gitmişken bir satranç 365'e de vuracağız yani. Ha, vay güzel. Buradan sözümüzü aldık. Böyle bir Sadık Ova'dan bir eğitim seti geliyor. Evet, hatta ya geçen şeyde benim oynadığım maçta şey sözüm vardı zaten. Ha, C4'de ilgili de var. Aynen evet, aynen evet. Doğru onu da hatırlıyorum. Aynen. Bu arada Serkan'a da ve Mergen satranca da selamlar. O konuda satranç 365 Mergen satrançla alakalı da ilerleyen günlerde sizlere güzel duyurularımız da olacak. At B6 mı? At E5'e kale C7 oynayacak herhalde. Geç kale C7, kale F1 girmeye çalışırsam. Şah S8, kale F6. Kale, burası herhalde kayıp herhalde. Yani evet bir şekilde burayı... Şu an bekliyor. Bunları gerçi böyle çok şey... Bütün piyonlar düşecek gibi ama hiçbir piyon da düşmüyor bir yandan. Hani... Şu an herhalde belki bir G4, G5 oynayabilir. Hani en daha da konumunu geliştirip. Evet, G4 sonra G5. Yoksa H5 mi oynar direkt? Yok, G5 kurdu. Şu an at E5 kale F1 tarzı şeyler olabilir mi? A5 piyonu verip. At E5 kale A5'e kale D7 kale H7 sonra G6 da düşüyor. G4 G5 o yüzden daha iyiydi. Daha güzel. Kale A1. Piyonları güzel sürdü. O alanı iyi kazandı. At C6 mı gelir? Çünkü. Yani böyle bir şahla atı ayırdığımız takdirde şahla A4'e kadar gitme fikirleri nasıl, ne diyorsun? Beyazın yani. Beyazın şahla A4'e.
Şu an tabii ki hemen olmuyor ama. Şu an evet nereden girecek? Şu an AT5. AT5. Evet, AT5 geldi. Bence hala bir şey pek anlamadım aslında ama. Belki sadece deniyordu diyelim. Olabilir, olabilir. Şu an at G6 da alabiliyor sanki. Sonra şah E5 giriyorum. Direkt eğer attı. At gelirse. At C6 gelir. Valla şah F3 şah T3 bir yere evet, gidecek. Evet. Evet. Tamamen kazanç pozisyon gibi duruyor. D5 şahı bakalım nereye... Şah E5 at E3 şah E6 alamıyorum. Kale 6 var. Evet. Güzel. Bunlar güzel. Ama gerçi şah E5, at E5, pardon şah E5, at E3. Yani basitçe piyonu sürsem, H5 gelsem. O da çok kazanç sürüyor. Şah F6 girsem ne var? At. Ha şah F6 girip sonra. At G4 şah. Şimdi B6 şah alamıyorum yine. Niye? Kale 6 var. Şah E5, at E3, şah E4. Şah E4. Kale E6 şah çekersin. Bir tane şah E3 falan. Şah F3. Ya orası kazanç herhalde. Ya da H5. Ya bence H5 daha rahattı ya herhalde. Evet evet. Yani şu an şah F6. Hiç şah çekmeye izin vermemek. Evet, şöyle F3'e kadar geldi. O piyonu durdurmak şu an çok zor. Hani at bir şey olsa, at gitse bile yine çok zor. Kazanç herhalde orası. Evet. G6'yı sürdü. Bir yerlerde kaleyi açacak ya da açmayacak fark etmez. Bir tane daha sürecek ve vezire doğru gidiyor. Süre azaldı. At F5, G7 sürüldü. Kale F4. Şahı şimdi bakalım nereye gidecek. Şah G2 geldi. Oo. Terk gelecektir. At G6. Evet. Mustafa Yılmaz gerçekten çok formda. Başka hiçbir şey diyemiyorum yani. Acayip bir oyun oynuyor. Bakalım. Vezir E2. Bu bir ara popüler olmuştu bu arada, Vezir E2 devam yolu. Ama... Evet, geçen maçta herhalde at D2 oynamıştı Kıvanç abi veya Ataş'ta at D2 oynamıştı. Bu sefer değişerek G5'e girdi. Evet, Mustafa abi şu an düşünüyor. Şu an H6 mıydı burada H6? H6 file F6. At D2 mi gelecek yoksa E5 alıp mı at D2? Herhalde E5 alıp at E4 oynaması gerekiyor. Şu an file E7, file F8'e koyup sonra bir şekilde F5 sürmeye çalışıp G6 da oynar herhalde. Siyahlar yerde. Evet yani. A5. Bu ikili bu arada çok kısa bir süre önce Şarjah'ta yer aldılar. Evet. Bir olimpiklerinde de beraber oynadılar. O turnuvada büyük ustalarım Mustafa Yılmaz, Kıvanç Hazır oldu. Vahap Şenal ve Emrecan turnuvadaydı. Şu anda da bu arada Dubai'de Vahap ve Yağız Kağan ve kategorisinde Necmettin Korkmaz, Sarp Şahin yer alıyor turnuvada. Dubai'de. Bu arada sizin tam hani az çok biliyorum tabii ki şeyi de ya da seyircilerimize şey yapsana. Azerbaycan'ın yurt dışında turnuva oynamayı olduğu şu an nasıl? Yani Türkiye mesela şu an çok zor yurt dışında turnuva oynamak.
Siz hangi ülkelere daha rahat gidebiliyorsunuz? Nedir durum? Bana göre şey ya hani yani şu anki Türkiye'nin bulunduğu durum bize kaç yıldır var? Öyle söyleyeyim sana. Öyle, okey. Yani daha mesela biz daha çok böyle etraftaki ülke yani Gürcistan'dır, İran'dır, hani Rusya'dır. Hani o taraflarda onu. Çünkü yani basit bir şey var. Hani Türkiye'den hani İstanbul'dan daha çok yani her yere hemen hemen uçuş var. İstanbul Havaalanı'ndan. Ha bizden hemen hemen Avrupa gitmek için hemen hemen her zaman İstanbul'a gelip veya Moskova'ya gidip oradan o aktarmalı uçuyorduk yani biz. Ya şu an daha yeni yeni açılıyor. Hani direkt uçuşlar. Mesela atıyorum Bakü'den Budapeşte, Macaristan'a falan. Öyle. Yok oğlum tamam zaten sen de Türkiye'de yaşayan bir yurttaşısın zaten de şey için diyorum hani vizedir şeydir hani o açıdan. Ya vize açısından şey ya bence bir tek belki vize açısından bir tık daha rahatız yani biz. Avrupa Birliği'ne mesela geliyor mu direkt Azerbaycan yoksa? Yok yok hayır tabii vize alıyoruz. Vize alarak giriyoruz hani burada konsolosluklara başvuruyoruz o şekilde alıyoruz. Türkiye'de mesela şey şu an Sırbistan'a, Karadağ'a, Bosna Hersek'e. Onları bize de yok. Onlar size de yok. Onu, hemen hemen aynı. Evet, hemen aynı. Şey. Ama şey hani diğer türlü diğer mesela Avrupa mesela atıyorum İtalya'da, Almanya'dır, Fransa'dır aynı onları aldığımız zaman daha bir tık daha rahat alıyoruz bence. Evet şu an zaten. Evet şu anki durumda. Biz şu son durumlardan sonra diyelim. Kamboçya bile Kamboçyalar alınmasın. Çok sevdiğim Kamboçyalı kardeşlerim de vardır ama daha rahat olabilir. Büyük ihtimalle bu arada olasılık var yani. Evet. Siyahlar D3'e basıyor. İleride bir C5, C4 tarzı. Bir şeyler yapması gerekecek. Gerçi C5'e her zaman C4'ler var. Belki onu bekliyor. Beyazlarda. Ya ama şu an beyazlar biraz zugzwang pozisyonuna dönüşebilir biraz ilerledikten sonra. At C2. Şu an herhalde fili B6'ya koyup belki C5 sürüşleri olabilir. Ya bence beyazdan sadece beklemesi gerekiyor. Evet. Şu an bir şey yapmaya çalışırsa yani. Sıkıntı olacak. Nasıl beklenmesi gereken pozisyon gibi duruyor. Bilmiyorum nasıl bekleyecek şu an ama. At B4 gelirse hani. Oo. Beklemesi lazım dedik ve beklemedi. Ama şundan dolayı büyük ihtimalle beklemedi. At B3 olacak. Yani kale D3, at B3. Tüm kaleler değişildikten sonra at A1 gidecek. At A1'e de ama fil A3 var. F2 düşmüyor mu? F2 de düşüyor. Hayır yok büyük ihtimal şöyle kale D3 at B3 kale D1 kale D1 kale D1'e at C5 alabiliyor. O şekilde alıyor. Güzel. Kale D1 at C5. Ama o da bana bir tık F2 direkt evet. Direkt free F2. Ya ama ya belli ya bir şey olması gerekiyor. Şey, büyük ihtimalle belli. Bir de mesela şu an at B3 alırsam belki at B3, A5, at A1 oynarım. Fil nereye kaçar? B6, at B3. C5'i yine C4 var. Oynar mı C4? Oynamadı. Bence C4 oynaması gerekiyordu. Yoksa G6 mı hoşuna gitti? Geçtikten sonra. C4'e izin vermemesi gerekiyordu ya şu an. Evet şu an. Şu an şuna bakmak lazım. Şah D5, at E3. O oyun sonu nasıl? Şu bir tanesi kaldı orada Mustafa abi. Hadi bakalım geliyor mu? Şey F3 ve süre bit. Ah be oynadı. Şu an şu an yok. Ben Kıvanç abinin galibiyet olmasını istiyorum. Şah C5. Evet. Aha, ben bir süre bitti.
Süre bitti ve Mustafa'nın tepkisini görüyoruz. İnanılmaz bir şey ya bu. Hani 10-0 süre bitti. Bu arada Şahin beşe kaçmak istiyordu bu arada herhalde, evet. Ondan dolayı. Ve Kıvanç Azdaroğlu ilk galibiyetini aldı. Skoru 10'a 1'e getirdi ama Mustafa çok üzüldü. Hani evet. Bu inanılmaz bir yarısı ve işte bu şekilde çok büyük oyuncu olunuyor. Ya bu arada çok enteresan. Orada şu an belki de aklı hala bir önceki maçta da olmuş olabilir. Yok, o siliyor bu arada bütün şeyi. Hani şu an bitirdi o bir önceki maçı da. Yine de çok inanılmaz bir şey. Yani hani muhtemelen amacı Mustafa'nın sıfır çek. Bütün maçları kazanmaktı. Ve evet. Yani bunu da yanlış anlamayın. Hani doğru satranç, iyi satranç oynamak için yapıyor. Gerçekten çok saygıyı hak ediyor. Yani çok çok büyük oyuncu. Kesinlikle. Hani birçok oyuncu o şey, yani mesela şeyde vardı. Eden Hazar bir açıklama yapmıştı yıllar önce. Yani Messi, Ronaldo kadar ben de gol atarım da ben iki tane atıyorum. İşte 4-0 öndeyiz mesela, bırakıyorum, salıyorum. Bunlar hala devam ediyor hani şeye. Hırsla diye. Ama işte farkı da o belirliyor. Ya ben de şahsen mesela hani şu an burada 10-0 önde olsam şey yapmam. Zaten kazandım. Zaten kazandım. Hani orada ben daha keyif adamıyım ben bunlarda. Evet, E5'i kaçırdım acaba? Bu arada Kıvanç abi maçın başına ya, açılış kısmı falan biraz bir hızlı oynuyor Mustafa abiye göre. Evet. Evet. Bence kaçırdı. Bence yoruldu da hem de şu an. Yani tam her iki taraf yoruldu. Bence Kıvanç abi bir tık daha fazla yoruldu. Şu an hani at E6 gelse Fc6, Bc6, F5 vardı orada. Vezir H4. E3, Vezir H6. Acaba orada basit bir şekilde hiçbir şey takmayıp Fc6, Bc6, D6'ya alsa daha iyi olur muydu? Yani F4'ü de salmış oluyordu. Fc6'da da salmış oluyordu. Yani bir şey, gerçi o fili vermek istemiyor insan hiçbir zaman. Tabii. Anlaşılan bir durum ama. Yani şu anda da bilmiyorum. Ya iyi bir pozisyon zaten. Bir şekilde alacak mı? Evet, tabii ki de hani zaten. Yani pozisyon kesinlikle ve kesinlikle beyazlar için iyi ama. Evet, orada Milit de Kıbrıs Ligi'nde şu an. Ya öyle mi? Evet. Onu da başarılar diliyoruz. Yani evet. Şey oluyor dedim. Ben turnuvaya gidiyorum. O burada askere gidiyor. Aranızda paslaşıyorsunuz. Aynen. Bir daha ben turnuvaya gidiyorum. Öyle. Güzel güzel. Ha. Gayet güzel. Böyle diyelim. Devam ettiriyorsunuz. Umarım bu şekilde ve daha da güzel bir şekilde devam ettirirsiniz. Umarız. Umarız. Seyircilerimizin bir ayrı bir denk kattınız yani. Orası tartışılmaz bir konu. Genel olarak başladığınızdan beri. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin de satranç camiamızın da ustalarımızın desteğiyle artı seyircilerimizin de tabii desteğiyle sağ olsun abi, destek büyüdükçe biz de kaliteli işler yapmaya devam edeceğiz. Bizleri desteklemek için de yani sitemizden premium üyelik alabilirsiniz. İşte, ürünlerimizi trend yolda alabilirsiniz. Eğer hiçbir olmazsa bir tane beğen tuşuna basmanız bile bizler için çok değerli. Yayını beğenirseniz de bizleri çok mutlu edersiniz. Evet, D6'ya basıyor. Ve bir ileride B4 de oynayacak. Hocam bir dikkat edeme. Kale C7'de şey kaldı yine. Pasif kaldı. Evet. Evet, böyle şeyler var. Vezir D6 ve kale D6 alınacak. Eğer kale D6 alınırsa kale E8 mat var. Eğer alınmazsa ne yapacak ben de bilmiyorum şu an. Nasıl bir şey öneriyorsun? Burada çok çeşitli şeyler var gibi. Evet, tamam, fil geldi. Ya at D5 B4 de gelebilirdi yani. Evet, ben de at D5 B4 düşünüyordum açıkçası. Evet.
Büyük ihtimal onu şu an yapacak. Yani Atay'a at izin vermek istemiyor. Şu an ama siyah taşla pek hareket edemiyor. Şu an belki B4'de ne var? At D7 geldi. Acaba değişecek mi her şey? At D7, kale D7, kale D7, fil D7. Aa kale. Oo kale D7 direkt bitti. Evet, bu arada maili sana verdi evde chatte. Büyük usta maili sana verdi ev. Ona da selamlar derken Mustafa Yılmaz galibiyeti geldi. Evet, Melis abi şu an rakibini açıkçası bir de izliyor. Mustafa Yılmaz mı olacak, Kıvanç Azdaroğlu mu olacak? Şu an Mustafa 10 farklı önde. Götürüyor. 11 mi oldu? 10 oldu. 10 farklı önde götürüyor. Büyük ihtimalle Mustafa ama şu an adeta bir at baba gibi Melis abi rakibini ölçüyor, biçiyor, tartıyor. Evet, yine İspanyol. Belki de Kıvanç abi bir şeyleri değişmeye çalışsa, belki C4. Belki C4'ü 1+1'lere saklıyordur. Diyorsun. Olabilir. Olabilir. 1+1'lerde evet, böyle değişik şeyler göreceğiz gibi duruyor. 1+1'de burada bayağı değişik maçlar göreceğiz gibi geliyor. Evet. Hani şöyle kendi Kıvanç abi belki biraz şey kafasında olup oynayayım da gitsin. Hani böyle de güzel maçlar çıksa, karışık pozisyonlar. İşte senin dediğin gibi kaos tarzı pozisyonlar. İçinde de şov döküldü. Bunu da, daha önce görmüştük bu maçı. Buna benzer evet, ama bu sefer G4 ekstra sürdü. Evet, şimdi G4 aldı. At F5 oynar mı yoksa fil B3? Şimdi geldi. At G6. Şimdi evet, bakalım at H5 mi gelecek? Ne olacak? Bu at H5'e at F6 oynar mıyım? At F6 o atı değişip illa at F4'e oturtmak için. Güzel. Her şeye rağmen. Evet. Güzel duruyor. Bence siyah kare filleri değişmemesi gerekiyordu. Çarşı geldi. F4. Şimdi çağış 2 yani şu tabii ki tutuyor. Şey o. Evet, şimdi de böyle uzaklardan bir at E5'ler falan da bir kovalıyor gibi ama olur mu bilmiyorum. Olmuyor herhalde at E5'ler. Şu an fil B3 alıp A5 at C5 yok mu? At E5 var mı orada öyle? Muhtemelen yapacak. At5'e bakmak lazım ama. At5 var mı ona? At5'e. Ya yoksa kayıp pozisyona geçiyor. Büyük ihtimalle vardı. Şu an vezir H6'lar falan da var bu arada. İsteyebilir. Şu an at3 de istiyor. Ya evet, bu açılış yani bilmiyorum. Geçen sefer de bence Mustafa'ya çok iyi kaldı gibi gelmişti bana. Şu anda da öyle bir buna benzer bu arada bir tane de oynamıştı. Orada da böyle direkt kötü kaldı. Aynen. İlk oynadığı zaman hani orada şey yaptı ya. O dedi hani, tamam beyaz kare filleri değişti. Fena kalmadı beyazlardan. Onda tamam. Şey yoktu ama yani kale H8 H5 fikir mi acaba? Yoksa abartı mı olur orası? Şu an AT5 istiyor mu? Evet, AT5 istiyordu büyük ihtimalle. Evet, bu arada 500 beğeni ulaşmışız. Bizleri 500 beğeni ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yeni hedefimiz 1000 beğeni olsun. Yani isteyenin bir yüzü vermenin 200 demişler. İsteyenimiz öyle bir. Evet, B4 sürüldü. Sürmesi bu arada yok. F5 oynar mı? F5, GF6, at D alır F6. Vezir D6 geldi. Vezir D6 ne istiyor? Yani bir şey istemesine gerek yok tabii. Vezir D4'e baskı yapıyor. Daha yani sakin. Bence şu an Mustafa
oluşan pozisyonu pek memnun değil. Daha doğrusu gelen pozisyonu. Hani daha iyi bir seçeneği var gibi. Şimdi yalnız E5'i alabiliyor muyum? At F5 alabiliyorum galiba. Vezir D6 F4. Evet, doğru. Mustafa, evet. Dikkat edersen bir Kıvanç abi kazandığı maçta da bu şekilde hani biraz oldu. Hani bekledi. Hani biraz durdu. Hani Mustafa abi bir şeyler yapmaya çalıştı. Süresi de azaldı. Ve o şekilde kaybettim. Yani Mustafa, Kıvanç abi bu şeyleri gerçekten çok iyi oynuyor. Yani böyle bu tarz durumları karşılıklı şansların olduğu, hani komple kayıp pozisyon değil, konu kaos ve orada yani bir şekilde bir şeyler yapıyor. Tabii ki Mustafa'nın bence oyun stili olarak da Kıvanç abi çok ters bir oyuncu Mustafa ama bunları güzel yapıyor aslında. Ama evet, at F4 gelindi. Şimdi çıkmaz mı oralardan bir şeyler? Bir kaleciydi. At E5. Yok, atı alamıyor. Kaleciydi burada. Güzel, çok güzel hamleydi ya Mustafa abi oynadı hamle. Evet, değil mi? Bu arada kaleci 2, hani ben kaleci 2, vezir 2, vezir B4 yok mu ona bakıyordum ben. Yoksa vezir C6 mı giriyordu? Çünkü artık vezir C2'de kalıyordu ya, alamıyor. F4 gelemiyordu. Bu arada onu yapmak için büyük ihtimalle Mustafa beraber mi yapalım diyor, yoksa acaba süre mi arttırdı? Bakalım Kıvanç abi'den şah G3 gelecek mi? Şah G3 gelecek mi? Şah G3 geldi, at H5 gelecek mi bakalım Mustafa'dan? Bu bir beraber teklifi mi? Düşünüyor şu an Mustafa. Bir saniye, 19 saniye. Ben mesela direkt beraber yaparım böyle durumda. Hiç. Ve yapmadı. Yapmadı. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. H4. Şu an sürekli B4'e basıyor. Sürekli. Beyazlar da pek bir şey yok ya. Yapabilecek bir şey yok aslında. Evet. Kolay değil oynaması. Evet, 10 saniyelere yavaş yavaş düşürüyor artık. At G1, at F4 gelindi. Aldım sonra vezir C1 gelir. Vezir F4 istiyor. Vezir F3 mü gelmesi gerekiyor? Vezir F3. At F6. Oo, at H6. Az önce bu arada ben görüyorum. Vezir B2'ye ne oluyordu? Nerede? Şahidi yerine mi? Şahidi yerine. Evet, sonra şeyden savunması. Vezir B3'ten. Evet, kaçırdı. Şah 3. At. Bir saniyesi var burada Mustafa'nın. Yine süresi mi bitecek acaba? F6. Ya kayıp. Of, konum da çökmek üzere. Konum da çökmek üzere. Kıvanç Azdaroğlu geliyor. At F6. Şah. Vezir D5. Vezir B'ydi. Bir şeyler. Vezir E5. Vezir C'ydi. Şey 6. Nasıl mat olacak Ulvi? Vezir F8 alabiliyor mu? Alamıyor. At G4 çekti. At G4. Şimdi alıyor. Lan vezir F6, vezir F8 alsın ya artık. Al artık F8'i. Aa, vezir F6 mat aldı. Evet, evet. Of. Ben biraz önce demiştim ya, bu şekilde hani şey yapabilirdi ya başta, hani bu tutup da bekleyip de. Evet. Ya hakikaten bayağı sessizdim 2 saattir. Evet, at G4 direkt vezir F8 alsa herhalde bir şey olmuyordu. Kötü ateşi. Ya vezir H2'ye direkt at kapatabiliyordu at H2. Evet. Vezir F1'e de şah H2 vardı. Aynen öyle ve maç yazdılar oldu. İkinci galibiyetini alıyor. Mustafa mı orada bayağı bozuluyor yani. Evet evet, hakikaten ya, çok çok garip, çok garip. Evet, tam dediğim gibi en iyi olmak böyle bir şey. C5 oynar mı? Kapatır mı? C5, B4, A4 yaptı. K5
Kale B1, B4 herhalde. Ve her seferinde fil A4 hamleleri de var. Beyazların. Evet. Fil A4. Bu arada A5. Belki. Şu an bir dakika. Son maçını izliyoruz şu an şeyin. Evet. Çok büyük ihtimalle 3+1'lerin son maçı olacak bu. 3+1'lerde kalacağızlar oğlum. Bir kendine güveni geldi en azından. 2 galibiyet. Ama yine pek çok rahat farklı, edici çok bir farklı pozisyon aldı ya. Yani bir de çok yine rahat edici bir pozisyon oluştu yine. Evet. Evet, evet. Doğru. Bu arada Mustafa'nın şu an kafa sallığı işini vesaire görüyorsunuz yani. Çok mutsuz ya. Sanki yani geri dalan. Evet. Olmuş gibi. Yani şu an şu ekrandaki dört tanesi de en mutsuz Mustafa büyük ihtimalle. Yani öyle bir gariplik var. Elif'e yüksek oldu vesaire ama. Mustafa'nın söylediği çok güzel bir laf var. Yani satranç mutluluk getirmez diye. Mutluluk oyun değildir diye. Yani söylemişti. Ama bu kadar da değil var yani. Abi burada tamam hani satranç tamam şey biraz hani böyle mutsuz ettiği zaman aşırı mutsuz ediyor öyle. Ama tamam ya ne bileyim ya hani onun o tarafı da güzel bence. Yani ben o şekilde ya, evet, kabulleniyorum. Böyle bence çok uçlarda bir yaşatma şeyi var. Mutsuz ettiği zaman yani dünyadaki bir şey satranç kadar mutsuz etmiyor. Hiçbir evet, spor branşı. Çünkü yani şöyle bir şey. Ben onu başka yerlerde de söyledim. Ben böyle bir spor branşı sadece Formula 1'de gördüm. Yani baştan sona mükemmel oynayın, bilgisayar gibi oynayın. Bir tane kötü hamle size bütün maçı kaybettirir. Yani bir tane kötü hamle 100 tane iyi hamleyi çöpe götürür. Formula 1'de aynı şekilde. Yani baştan sona önde gidin, bir tane spin atarsınız, bir şey olur, duvara vurursunuz, gitti yani. O da öyle bir şey. Yani futbolda, basketbolda vesaire onlarda böyle bir şey yoktur. Hani o yüzden üzüntüsü çok ağır olan bir şey ve tek başınasınız ve yani sonuçta zekalar çarpışıyor, orada bir ego savaşı da devreye giriyor. Her şey senin elinde bu arada hani. Evet, her şey senin elinde. Her şeyden yani, sen sorumlusun. Evet yani o onlar satrancı bir şey yapıyor ama kazandığınız zaman da bence hiçbir şey satrancı kadar da mutlu etmiyor. Yani işte o tarafı da var kesinlikle. Evet. O yüzden çok... Bu arada gözüme çarptı, A4 yok mu? Oynadı A4. A4 geldi. A4 A5 A5. A5. Yani pozisyon çok iyi duruyor ondan sonra. Şu an bir de bir piyon döndü herhalde. Evet. At E5, A5 sonrasında at G6 tutabilir mi? B5 tutar. Çok rahat. Çok rahat tutar. Fil D3 ile de tutarım. Sonra vezir A4'e girelim. Şu an at E5 zorunlu herhalde. AB5. At D7. ATF6 herhalde. Mustafa direkt yine mat oynuyor herhalde. Piyon önemli, önde olması pek önemi yok. Evet. Bu arada bir soru var. Satranç için en şey yaş hangisi? Zirve yaş sence? En zirve yaş. Bence, ya bence satrançın en böyle zirve yaş diye bir şey yok. Sadece hani o yaşında nasıl diyeyim? Bence her ya büyüdükten sonra her yaşın bence bir artısı ve eksiği var diye düşünüyorum. Evet. Hani bir de hani nasıl bir satranççı olmak istiyorsun? Hani o da önemli. Hani bir profesyonel 2700 olmak istiyorsan sadece hani senin istemenle olmuyor. Hani bazı destekler de gerekiyor. Ve hiçbir sorun, problemi veya başka farklı hiçbir şeyle uğraşmaman gerekiyor. Sadece hayatına satranç olması gerekiyor. Yani 2007 olmak istiyorsan. Onun dışında hani bunu neden söylüyorum bu arada? Hani yaş ilerledikçe tamam hani hayat şartlarından dolayı işte para kazanmaktır, işte aile hayatıdır, işte sevgidir, aşktır, odur budur falan bunlar başlıyor. Ya bunlar tabii sana bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde zarar veriyor. Ama diğer taraftan sana özgüven veriyor. Hani yaşın büyüyor, özgüven oluyor, büyüyorsun, özgüven de veriyor. Ama yaşın küçük olduğu zaman da diğer sorunların olmuyor. Hani para kazanmaktır, aşıktır, meşkisi bunlar olmuyor ama biraz yaşından dolayı biraz özgüven sıkıntısı da hani yaşıyorsun. Ama böyle ortalama bir götürürsek herhalde
15-16 derim ben ya. 14-14 ya. 14-16 yaş aralığı derim. Vay. Ben. Yani şöyle. Olabilmiyor. Ben o şekilde soruyu şey yaptım. Anlamadım yani soruyu. Bence işte hani en zirveye çıktığın yaş. Yani şimdi 14-16'da en zirveye çıkmıyor bence oyuncular. Yani şöyle değişiyor. Ya işte dediğim soru nasıl soru burada? Hani orası önemli. Ya en zirve yani, ya nasıl futbolda böyle şeydir. Hani en böyle, zirve. Ha, 28 falan deniliyor ya işte böyle 26 ile şey arası 30 arası gibi hani. Ha, o şekilde bakarsak herhalde tamam. Hı-hı. 25 ile 30 aralığı derim ben ya herhalde. Yani benden geçmiş onu şey yaptım. Ya da son ya bir de dediğim gibi şeye bağlı ya hani nasıl bir satranççı olmak istiyorsun hani. Evet, aynen doğru. Ona mı bağlı? Hani mesela benim bahsettiğim orada şeylerden bahsediyorum. Hatta eğer 2700'lerden bahsediyorsam o yaş aralığını biraz daha yükseltebiliriz. Hani 25, 32, 33 diyebiliriz. Evet. Orada taş önde beyaz. Ama diğer türlü hani bence hani bir seviye kadar bence artık şu anki dönemde hani bir de bu kadar satrancın makinenin hani satrancın gelişmesine dikkate alırsak yani bence artık her yaşta game olunabilir diye düşünüyorum. Mesela şu an sen kaç yaşındasın? Hani aşağı yukarı. Ben 29 yaşındayım. 29 yaşındasın. Mesela hani eskiden şöyle bir algı vardı hani artık geç game olmak için falan filan böyle bir algı vardı ama şu an hiç şu anki devre son kaç 3-4 seneden beri öyle bir algı olmadığını düşünüyorum. Mesela sen iki her şeyi doğru yapıp hani bir tutturabilirsen 2-3 sene hani game 2 sene game olabilirsin bence. Ben evet. Seni tanıyorum bu arada az çok hani ondan dolayı diyorum. Orada da bence benim tutturmam istemem yetmiyor. Biraz dış faktörler de orada evet, devreye senin giriyor. İşte her şey yolunda olursa işte ondan bahsediyorum. Evet. Her şey yolunda olsa. Aynen aynen. Her şeyin yolunda olması lazım. Ama hani şey falan olsa bir anda işte hangi ülke olsun Amerika, Kanada böyle bana bir vatandaşlık falan mesela bir sponsor falan mesela bir şey olsa hani Kanada şeyi Justin Trudeau muydu neydi işte tam nasıl okunuyor. Evet, evet. Adam şey yapsa kafayı kırsa özgün ben senin GM yapacağım gel sana vatandaşlığı veriyorum falan dese evet 2-3 senede yapar beni ama kesinlikle. Tabii ki. Ya öyle. Bu arada bir şey söyleyeyim ona geçti mesela atıyorum bir lotodan falan ne bileyim ya bir 10 milyon lira falan çıkarsa yine olursun bence GM. Evet, evet. Öyle bir şey. Böyle her şeyin şeyi hani tamam istemek de önemli ama yani daha önemli şey bir yerde dönüp dolaşıp buna bakıyor yani paraya bakıyor bence. Yani işte ders almaktır, yeterli turnuvalara girmektir. Yani bunlar şeydir. Yani nasıl hayatımızda olduğu gibi satrançta da para çok önemli bir faktör. Evet. Aynen öyle. Chat'ten de destekleri bekliyorum. Beni GM yapmayı. İki şahane GM yapıyoruz. İki sene içinde. Aynen öyle. Evet Mustafa Yılmaz kazandı diğer maçta ve fark kaç oldu şu an? 12-2-10. Fark 10. Evet. Yani yorumun ne şu ana kadar kişiyle ilgili? Ya aslında bir önceki yorumla aynı ya. Hani ben hani bu 3+1'ler başlamadan önce diyordum. Hani belki işte birkaç tane böyle şey olursa böyle biraz şans da Kıvanç abi tarafında olsa belki bazı şeyler değişebilir ama diğer türlü hani zor. Moral bozukluğu olsun. Yani sürekli kaybetmek olsun. Hani dediğim gibi bunu kendimden de biliyorum ben. Hani bir yerden sonra insan istersen bir şey düşüncesine giriyor. Maç esnasında hani bende oldu. Her ne kadar hani istemese de yani acaba yine mi kaybedecek miyim? Hani mesela pozisyonum iyi olsa bile yani yine bir şey uyup kaybedecek miyim? Yani bir anlık birkaç saniyelik olsa bile bu düşünce böyle gelip gidiyor yani. O da artık yani zaten hızlı satrançta hiç düşünmeme gereken şey ama. Öyle. Aynen çok öyle. Bir artı birlerde bakalım. Bir artı birlerde bakalım ne olacak. Ya şu an tek bir süresi bence ne olursa olsun yani evet Kıvanç abi yorgunluk olabilir, formsuz moral bozukluğu vesaire birçok sıkıntılı faktörden dolayı böyle bir fark oluştu. Mustafa ama dediğim gibi tekrardan söylüyorum çok formda belli ki bütün gücüyle oynuyor Mustafa. Anormal bir ciddiyet yani hani
çok hakikaten ciddi görüyorsunuz. Yani maç kaybettiği zaman bir ne kadar etkileniyor. Ama en azından çok kaliteli, güzel oyunlar, öğretici oyunlar izledik şu ana kadar. Evet, yani öyle. Şimdi ufak bir Satranç 365'teki eğitim videonun tanıtımları gelecek. Sonrasında sizlerle tekrardan beraber olacağız. 1+1 başları yorumlu. Herkese merhaba. Bugün milli takım antrenörü İME Olcan Kanmazalp ile beraberiz. Bugün oyun ortasında beni çok etkileyen, gerçekten muhteşem olduğunu düşündüğüm bazı fikirleri anlatacağım. Benim kariyerimde de çok büyük bir etkisi oldu. Herkese merhaba. Ben Uluslararası Usta Alparslan Işık, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonuyum. Sizlere Satranç 365 ile birlikte bir eğitim serisi hazırladık. Bu seride Naidorf açılışından bahsedeceğim. Gary Kasparov gibi dünya ünlü satranç sporcuları da vakti zamanında bu açılışı tercih etmiş ve popülaritesi de gün geçtikçe artmış bir açılış. Ben de size anlatabildiğim kadarıyla bu açılışın fikirlerinden bahsedeceğim. Şenal Büyük Ustayım. Sizlere bugün profilaktik düşünce, yani rakibimizin oyununu kontrol altına alma, onun fikirlerini daha önceden anlayıp durdurma üzerine bir eğitim serisi hazırladık. Bu kavramı satranca başladıktan yaklaşık 1-2 yıl sonra öğrendim. Ama yıllar içinde işte turnuvalara gide gele, başka antrenörlerden dinleyerek kafamdaki bu profilaktik düşünce yapısı, rakibin oyununu durdurma becerisi sürekli evrimleşti. Size bugün son halini tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar her noktasını, her alanını, profilaktik düşüncenin herhangi bir kısmını açıkta bırakmamaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. 5 tane bölüme ayırdık. Hepsinde farklı kısımlarını konuşacağız. Herkese iyi seyirler. Evet, sitemizdeki eğitim videolarının tanıtımlarını izlediniz. Şimdi bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Onu anlatayım. Ama her şeyden önce görüyorsunuz, burada Türkiye'nin en iyi oyuncularını kanalımıza getiriyoruz. GM Ulvi Sadıkoğlu bizlerle maçı yorumluyor. Bir beğeni çok görmeyin efendim. Hedefimiz 1000 beğeni. Bizlere 1000 beğeni ulaştırırsanız çok mutlu oluruz. Ve sonrasında alım yatırımın bizler için imkanına geçelim.
Evet, Damla Yatırım biliyorsunuz ki turnuvamızın sponsoru. Aynı zamanda çok güzel imkanları da var sitemizde. Bütün bu eğitim videolarına erişmek için şu an için fiyatlar 1 aylık 170 TL, 6 aylık 850 TL, 1 yıllık 30 TL, 2 yıllık 3060 TL. Ama Damla 20 kodunu girerek bu fiyatların üzerinden %20 indirimle premium üyelik alabilir ve bütün bu videolara erişebilirsiniz. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. Sitemizde sadece premium üyelikli videolar değil, bütün eğitim videolarının ilk videoları ücretsiz olarak yayınlanıyor. O yüzden normal bir şekilde üye olup eğitim videolarını da izleyebilirsiniz. Sizler için çok faydalı olacaktır. Üye olmayan varsa mutlaka bir göz atsın. Mutlaka bu videoları izlesin. Eminim çok faydalı olacaktır. Ayrıca sitemize çok yakın bir zamanda puzzle'lar gelecek. Tabii ki puzzle'lar gelince bu yazılım yükü artacağı için fiyatlarda bir güncelleme olacak. O yüzden acele edin diyorum, bu fiyatlardan bir daha bulamazsınız. Evet, ve daha da güzel bir haber. Satranç 365 artık Trendyol'da Satranç 365 ürünlerini Trendyol'dan temin edebilirsiniz. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten ne kadar güzel ürünler, ne kadar güzel tasarımlar olduğunu. Renkler de hakikaten cıvıl cıvıl. Bu yazın modası, özellikle mor bu yazın modası çok göreceğiz. O yüzden onu da kaçırmayın diyorum. Trendyol'dan alabilirsiniz. Linki de birazdan chatte olacaktır. Belki şu an chattedir. Evet, birazdan 1+1 maçları göreceğiz. 1+1'leri seviyorum ben. Genel olarak bir şey oluyor. Güzel oluyor ya. Zevkli oynaması bu arada güzel oluyor. Yorum yapması güzel oluyor. Böyle bir an karışıyor ortalık birbirine. Bence bu arada bu maçta bayağı güzel maçlar çıkacağını düşünüyorum. Böyle karışık, enteresan maçlar çıkacağını düşünüyorum. Evet, evet, bayağı bir karışacak ortalık. Neler olacak? Evet. Bekliyoruz. Birazdan oyuncularımız gelecekler. Ben de bu arada şeyin bir bağlantısı gitti de. Evet, oyuncularımız yerlerini aldı. Mesela 1+1'ler için burada olacaklar. Tabii ki 10 fark çok ciddi bir fark. Kapanır mı? Çok zor. Yani hani Kıvanç abi değil, Deniz otursa, Karsen otursa kapanır mı? O da belli. Yani Mustafa da 1+1 gerçekten çok çok iyi oynuyor. Ama en azından evet, keyifli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, C4 geldi. C4 geldi. Böyle iyi sağlıklı. İnanılmaz. Kain modu açtın sen de. Evet, hakikaten C4 geldi. Şimdi bakalım ne olacak. Simetrik bir pozisyon. Aşağı yukarı. A5 file altı mı çıkacak? Direkt file altı mı? Fil B'den çıktı. Bir. At A5, at C4. Evet, at C4'e oturursa hiç hoş olmayacak. Evet, at D2. Şu an fil B4 istiyor. At C1 alır herhalde. Sonra belki at D3. Vezir de aldı. At B3. At B3, evet, ne oluyor? Vezir C2 B4 gelecek. Mi? At B3. Ama ona da vezir B4 var. Yok gerçi. Vezir B4 yok. Ya at C1 alırdım herhalde. At E2 sonra. Hem ya fili vermesi. At E4 gelir miyim? At E4 gelirim ya. Fil E4 zaten olması iyi hiç değil. Evet. Şimdi vezir B4 geldi. Değişmesi lazım bence. Vezir B4, A B4, kale C8. Kale A1'le bir... Evet. Şimdi kale C1 mi acaba? Biz şey çağırtıp... aldı. Enteresan. Şimdi evet, o filler sıkıntı çıkartabilir. Birazdan fillerden biri B4'e gidecek gibi duruyor. C hattını vermek istemiyor hali. Fil D5, fil C4. Fil D çok olacak. Evet. Evet, yine...
Evet, Fiji 4. Kale G1. Bilemedim ya kale G1'de. Kale G1, evet, yani orada bir kaleyi bir atmak lazım bu taraflara. Savaş orada dönüyor. Derken G4 sürdü. G4'te de bir, yani hiç dokunmasam bile hiçbir tehdit yok gibime geldi. Büroler çok azaldı bu arada. At F4. G5. G5 oynar. Fil F'yi oynar. En güvenlisini tercih etti. Oo, bir dakika, bir şey oldu. B2. A3. Ama Mustafa böyle bir şey tepki verdi. Lanet olsun der gibi bir tepki verdi ama kazanç şu an. Böyle şaşırdı bence. Hani uf. Bana böyle mutsuzmuş gibi bir tepki geldi ama evet, burası çok kazanç duruyor. Bir yerde şey yapacak ya. G5. Evet. Şey, bir at D3. Piyonlar da artık gitti. Şah girdi. Kale A3. Şah B4'te de o girmedi bile ona ve direkt kazanç oyun sonu. Evet. Evet, şöyle tak geldi Kıvanç abiden ve 1+1'lerin ilk maçında Kıvanç Hazdır oldu. Mustafa Yılmaz kazandı. Evet, şimdi ikinci maçta karşımızdayız. Karşı 5, evet. Kıvanç abi artık böyle değişik variantlara girmeye çalışıyor. Kafa karıştırıcı. Taş 5 sürdü. Artık evet, ne var ne yok. Kıvanç abi saldıracak. Yani ne kadar olduğu kadar, yani şey de oldu. Oldu. Galibiyetleri de aldı. 2 tane galibiyet aldı ve tabii ki onun için hala yani hiç memnun olduğunu düşünmüyorum skordan ama ne var söyle tabii. En azından bir atlatıcı bir durum oldu. G5 gelir miydi? F7 G5 mi? F7 G5 yapacak. G5 evet gelecek büyük ihtimalle. G5 5. F5. Hiç beklemiyordum F5'i. Bence F6. Nezir F4, E7'yi alınca da şah E7 falan olacak büyük ihtimalle. Hatta ilk üçü Fir G6 yedirim. Evet, Fir G6 sonra F alır E7. Hı-hı. Evet, şah E7 alacak. Şimdi at D4. At D4 pek bir tehdit değil bence. Hani H3 bile oynarım burada. At D4, Vezir E4. At F3. F3. Ha. At F3, at F3. Vezir E4. Fil G4. Ha. Fil G6'da. Okey. Yani Mustafa biraz veziri değişmek istemedi. Orada Mustafa'nın süresi azaldı. Herhalde at çekecek mi? Çekti at. Bence fili vermesin. Fil B'de gelsin. Çünkü fil. Bir şey yaparsa fil yapar. Filin sayesinde olur orada. Evet. Doğru aday fil diyor. Hulusi Sadıkov. Vezir'e geçeceğiz. Vezir'e değişti. G4. Yok, diğer türlü şey yok ya. Şans yok çünkü. Evet, G3'te sürüldü. At F5 yok ya. Evet, at F5, at G3'e ne oluyordu acaba? At G4, at G4, kale E2 pek bir şey. G4, at E6'ya ne var? At D5, at G5, kale G5 vuruldu. Neler oluyor? Neler oluyor? Fil A2, al ya fil A2. Oo, bu evet. Tatsız oldu sanki. Galiba evet. Yine de bir kale E8, yine de bir kale E8. Evet, kale E8 gelmiş lazım kesinlikle. Aha. Yoruldular ya, onlar da yoruldular. Yoruldular çok normal, evet. Bir fil G2, bir dakika. Yine bir şey yaparız, fil yapacak bak. Evet, hadi bakalım, hadi bakalım. Neler oluyor şu an? Bir dakika, Kıvanç abi kazanıyor şu an. Evet, Mustafa'nın tepkisi de şu an görüyorsunuz. Şah E2 alındı, H3. İnanılmaz. Evet, H2 D1 vezir. D1
Demir Vezirşah'la çıkıyor. Evet. Evet ve tek geldi Kıvanç Hazdaroğlu. Gerçekten çok enteresan bir oyun sonuydu bu arada. Etüt gibi konum evet. Diye. Bak sana ne dedim? Ne yaparsa fil yapar. Aynen aynen. Bravo. Bravo. Hakikaten. Ne yaparsa fil yapar ve o fil sayesinde Kıvanç Hazdaroğlu kazandı. Çok ilginç maçtı. Gerçekten çok ilginç maçtı. Mustafa abi fildor oynadı. Hı? Mustafa abi fildor oynadı. Evet. O da enteresan tabii ki. Gözlerim yaşaracak şimdi. C6. At D5. Hiç girmeyebilirler. Girmeyebilirdi aslında Mustafa abi pozisyonu. E4. At E5 mi yoksa HK4 mi? Hmm. HK4. HK4 aldı. Evet Mustafa kafa sallıyor. Şu an hiç memnun değil durumdan. F6 sürdü bir tane. Kötü değil tabii pozisyonu. Evet ama ise herhalde G5 bu arada evet, sert geldi. Görmedi. Kıvanç abi de görmedi. Bayağı bir sert geldi. Filde 2'ye çekildi. Şimdi at E5. Fil C3 mü? Fil C3. Ha kale H4 vardı. Fil C3. Evet. Kale H4. H5. Evet, şimdi bayağı bir karışacak ortalık. Fil E5 alındı kale G4. At F3 çıkılacak. Fil F4 falan bir şeyler bilmiyorum. At. Evet. Fil ya. Fil gerçekten. Fil evet. Fil ya. Hakikaten fil. At E2 gelmesi lazım ya. At E2 gelmesi gerekiyor. Evet. At E2 hamle gibi. Her şey değişip. Yani şey olacak herhalde. F piyonunun geçer olduğu 4, 3'e 3 F piyonu tek kalacak falan. Ama girmedi o varianta. Bence o... Ha gerçi yine öyle olacak. Yine öyle olacak mı? Her şey değişip kale F6. Oradan direkt böyle beraber diye. Tamam okey yani yapacak bir şey yok. Evet beraber oldu zaten hemen. Maçtaki ilk beraberliği gördük şu an. Yani bu kaçıncı maç oldu? Bayağı kaç oldu? 17. maç falan herhalde. Ve ilk beraberimizi gördük orada 8-3. Yok 17'ydi. Yani. Kaç oldu? 7 17 tam 17. Ve ilk beraberimiz geldi. Burada ilk beraber doğru. Evet evet ilk beraber. Evet. Bakalım. Bir dakika burada Flash 2 Şah 1 Flash 2 mi kaçırdı? Bence o kaçırdı gibime geldi. Şimdi bir kere Atefidlerle başlayan bir şeyler ama olmuyor galiba. Yok bence hani. Fil G5. Fil D2 alındı. Vezir D2 mi alacak yoksa bir ara bir hamle var mı şu an burada? Yok. Yok bence. Şöyle bir baktım. Mustafa'da at F6. Fil B5 ya. Fil C6 mı? Fil C6. Ficada T6 var. Üf. Haydi. Haydi. Ha burada bence haydi gayet şey ya. Şu anlık diyelim. Şimdi at G4 ile başlayan. Ne oluyordu at G4'de? At F3 mi çekecek? Fil F3. O at G4 hakikaten at G4'de. At G4 var yani. Ha F4. F4 gelecekti herhalde. F4 evet. O vezir B4'ü kaçırdı galiba. Vezir D6 gelemiyordu. Şu an
Ateye 6. Kaleye 6 var mıydı acaba orada? Kaleye 6 aşağı çekiyor alıp. Aa o evet evet doğru doğru. Evet şimdi at gelip gelinde bakalım. Fideydi. Yani bir kazanç ama. Fideydi. Yok ya fideyden sonra ne yapacak? Oo burası G4. Sıkıntı. Burası sıkıntı. O fildeydi. Kale B6. Fildeydi çok büyük sıkıntı yarattı. Vezir D6 kale B7. Net bir şey vardır ya orada. Direkt aldı kale B7. Vezir E7. Kale B1. File F3. Kale B1. Kale B1. Kale B6. Süresi bitecek. Bir saniye kala bu arada. Of of. Süreler çok oynayabilirdi orada. Süreler çok az. Kıvanç Azdaroğlu kalite üstünde ama çok fazla piyon var. Yeterli mi bilmiyorum ama bu sürede 2 saniye 1 saniye. Maçı aa kale A8 oydu. Evet süreyi de çok arttırdım Mustafa. Yapacak bir şey yok artık. Evet, bir saniye. F-Piyon'da vezir çıkıyor ve Mustafa Yılmaz galibiyete doğru koşuyor. Evet. Evet bu arada hedefimiz 1000 beğeni. Bizlere 1000 beğeni ulaştırırsanız hala beğenmeyen varsa çok mutlu oluruz. Yine Filidor. Niye Mustafa Filidor oynuyor hocam? Çok enteresan. Ben hiç bu arada Filidor şey Emre abi de oynuyordu. Hı hı. Yani beraber çalıştığını zaten ayarlık yani, görüyorum. Emre abi birkaç maçta gördüğüm şey klasik maçlarda klasik maçları bile oynuyordu. Hatta böyle bazı sevdiğim variantları oynuyordu. Oradan biliyorum. Allah Allah. Oo Fil C4 bu arada güzel hamle. At F2'ye file 6 alacak. At D1'e kale D1 var. Eğer at D1 olmasa da kale D7'lerle. Fil C4 çok etkili hamle yapacak. At E5, file 6. Bu şekilde bir... At B5 de gelir mi? Kale D6 gelir mi? Evet. Şimdi... Burada fil çift çok öldürücü. Artı zaten ekip yön önde. Şimdi bakalım o piyonu nasıl tutacak. Çok iyi bu arada. Kale D1 gelme. Evet kale D1 sonra. Kale E1. Bir dakika kale E1 şah C6. Kale E1 yok ki. Tamam bu oyun sonu kazanç değil mi? Bu oyun sonu kazanç. Şah C6 niye gelmedi ki? Ben onu anlamadım. Şah C6. Doğru söylüyorsun. Kale E1 yok. Kale E1 H3 var. Evet. Yani yoruldular tabii ki. Evet yoruldular. Yoruldular. Kıvanç Azdaroğlu 1+1'lerde eşitliğe getiriyor skoru. Evet. Kıvanç abi yeni açılıyordu ama geç açıldı biraz. Evet. Bir problem oldu ama olsun canım sağ olsun gayet güzel mücadele etti. Mustafa gerçekten yani 5+1'lerde oynadığı oyun olağanüstüydü. Yani dünya üzerinde orada 5+1'lerde Mustafa'ya üstünlük kurabilecek kaç tane oyuncu var emin değilim yani. Çok güzel oynadı. 3+1'lerde de keza gayet iyiydi. Genel olarak iyi oynuyordu. Burada bilmiyorum Fil 4 tercihi biraz şey... Evet biraz yanlış tercih olabilir. Burada çalışlarda şey oldu. Evet sanki bir açılışı şey yaptı biliyor yani. Tuzaktı galiba. Mecbur taşı feda ettim. B7 düşüyordu. Evet Mustafa abi yüzü düşük. Evet hakikaten çok garip ya.
Şimdi dört kale baş bir okey. Evet. Bu arada Ulvi, sizin bu takım şey Azerbaycan'daki takım, bu garaj mı takımı evet. Oynayacak mısınız bu yıl yine Avrupa kulüplerde? Oynayacağız. Arnavutluk'ta olacak hatta, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Arnavutluk'ta. Evet, oynayacağız. Sizin nasıl oluyor Azerbaycan satranç ligleri? Yani her sene... Ya biz Azerbaycan satranç ligi yok maalesef. Hani kaç senedir hepimizin ya satranççıların şey yaptığı konu bu ama maalesef şey... Hani ligin olmasını çok isterdik biz, Azerbaycan liginin. Evet, bu arada o çok enteresan bir durum ya. Azerbaycan satranç ülkesi. Yani. Bir sürü çok çok üst düzey oyuncu var zaten. Satranç ligi olmaması çok çok garip bir şey. Maalesef. Ve yani çok değerli kuruluşlar da var Azerbaycan'da. Sokar gibi. Yani vardı işte. Daha hani şöyle söyleyeyim, daha yeni yayını hani bazı şeyleri yapıyorlar diyebiliriz. Hani ama yani çoktan birçok şey yapılması gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Evet, Mustafa abi yine kazandı. Peki sizlerin bu katılım hakkı nereden geliyor? Nasıl? Katılım hakkı derken? Yani işte bu sizin takımın işte odlar ya, bizim takımın şey, rahmetli Vugar Haşimov'un kardeşi Sarkan Haşimov kurdu takımı. Hani o yani şey yaptı, hani ilk kez 2019'da hani şey yaptık biz, hepimizi böyle çağırdı, şey yaptı. Hani benim bildiğim kadarıyla onun kendi çabasıyla olunan bir şeydi. Ha, mesela Türkiye'de hani şampiyon olan takım katılıyor ya, daha doğrusu onun maskeleri karşılanıyor. Evet, bizde hani daha hani özel bir şey, takım gibi düşünün. Hani her şey. Şöyle bir şey var. Ya evet, sizde anladığım kadarıyla Serkan Haşimov işte abisi evet. Şey takımın sponsoru ve şeyi anladığım kadarıyla. Onun hani şeyleri yani yapıyorsun. Onun çabalarıyla diyelim. Aha. Kurulan takım. Türkiye'de şey galiba. Türkiye'de galiba bütün takımlar katılabiliyor. Hatta geçen yıl Deniz Tuğak'ın maçta oynamıştı. Şeyde Melikler, hesaplar falan, Selim abiler yer almıştı. Yok, katılabiliyor zaten. Sadece bu şey olayı var. Hani ücretlerin hani karşılanma hani federasyon tarafına o var. Abi bize zaten şey gibi hani özel bir kulüp gibi düşün. O şekilde. Hı-hı. Hani katılıyoruz biz. Evet. Evet. Şu an böyle evet evet diyorum bu arada. Seyirciler ne diyor bu diyebilir. Evet. Kendi kendime konuşuyoruz gibi görüyorum da. Yok, Rezi'yle şu an konuşuyoruz. Sevgili Melih abi, Melih Çiçek. Onun sayesinde yapabiliyoruz bunu. Yayınları biliyorsunuz ki. O söyledi. Oyuncular şey olabiliyor. Satranç liglerinde seyirciler bilmiyordur belki. Bir oyuncu birçok farklı ligde bir sürü takımda oynayabiliyor. Yani ben de mesela daha önce Sırp liginde de oynadım. Aynı dönemde Türk liginde de oynuyordum mesela. Böyle bir sürü Türk oyuncu var zaten. Başka böyle dünya çapı oyuncular ya da işte başka oyuncular da Türk liginde oynuyor, Alman liginde oynuyor, işte Norveç liginde oynuyor, Yunan liginde oynuyor. Hepsinde oynuyorlar. Dolayısıyla işte Rolf mesela şeydi, Odlar Yurdu takımındaydı ama Türkiye'de bizim takımda oynuyordu yani. Öyle şeyler oluyor. Bu arada Ulvi dondu mu? Ulvi dondu sanki. Ulvi dondu, ben mi dondum? Melih abi. Ha, Ulvi dondu. Tamam, okey. Yani öyle bir şey olabiliyor. Diyorum işte Polonya şimdi oynuyor falan. Satrancın böyle enteresan bir yanı da var. Birden fazla takımda yer alabiliyorsunuz ama işte o
Avrupa Kulüpler Şampiyonası, yani Satranç Şampiyonlar Ligi dediğimiz mecrada bir tane takımda. Şey yapıyorsunuz. Evet, benim internet herhalde oldu. Evet, Ulu geldi şu an. Gitti geldi. Umarım çok büyük bir şey kaçırmadım. Öyle şeyler söyledim ki. Yani. Bütün satranç değişecek, öyle söyledim. Yani. Yok, yani bir oyuncunun bir sürü takımla oynamasından bahsediyordum. İşte ben de onu diyordum, hani işte ben işte mesela Türk Ligi'nde oynuyorum, hani Belçika hı-hı Ligi'nde oynuyorum, işte Azerbaycan takımında oynuyorum. Ama geçen yılda beraber zaten. Evet. Aynı işte takımdaydık. Omuz omuza mücadele ettik. Kaptanlığını yaptın. Güzeldi. Senle aynı takım olmak benim için bir onurdu. Teşekkürler. Evet. At B5'i aldı Mustafa. Vezir A5. Bu arada dikkat etsen Mustafa abi 1 artı 1'e de E4'ü deniyor sanki. E4 oynuyor. Yani çoğunlukla. Aha, evet evet. Evet, bu arada artık son birkaç maç oyuncumuz maçlar bittikten sonra burada olacak. Bir yere ayrılmayın. Oyuncularımızın maçlarla yorumlarını dinleyebilirsiniz. Benim açıkçası en keyif aldığım kısım orası oluyor. At B6'yı mı kaçırdı? Evet. Yüz ifadesinden. Evet, bayağı bir şu an şey oldu. Son 1-2 maç gibi gözüküyor. Mustafa Yılmaz artık net olarak söyleyebiliriz herhalde. Adını yarı finale yazdırdı bir kez daha. Geçen turnuvada olduğu gibi ve Melis Anaberdiyev'in yarı finalde rakibi oldu gibi duruyor. Yine bir iki büyük ustanın mücadelesini göreceğiz orada. Melis Anaberdiyev ve Mustafa Yılmaz yarı finalde karşı karşıya gidecekler. Seyircimize tekrar hatırlatıyoruz zaten, yayın sonunda da bir daha işte geçeceğiz ama. Cumartesi günü de diğer yarı final belli olacak. Ve Cem Kan Gökerkan'la Işıkcan karşı karşıya gelecek. Bu da benim çok merak ettiğim maçlardan biri. İki genç yeteneği. Evet. Şu an skor 17.5-4.5. F4 gelir mi? Geldim. Evet, direkt Kıvanç abi açmaya çalışıyor merkezi. Yani. Rok atar mı? Yoksa vezire 5 mi? Vezire 5. D6. Vezire C5. Şöyle vezir F4 şah sonrasında E4'de alınca C6'lar boşlar. Ne yapacak şimdi? Ya herhalde amaç şey, rok atması izin vermek istemiyor beyazlar. Ha, E7 atına basın. Hayır, evet, belki de. Siyahlar ne yapacak? Nasıl? Siyahlar ne yapacak? Siyahlar acaba basitçe... Şu an evet, Mustafa bu arada süresi de çok azaldı. Çok da kederli görünüyor. Kafa sallıyor. Fd3 mü acaba? Fd3 evet. Kaleye 1'ler. 6 D4. Evet. Tam 4. Nimet'i iyi en azından kurtardı. Hani direkt şey yapmadı. Evet. Ama süresi bayağı bir 30 saniye fark var. Şu an vezir E5 isteniyordu. Değişildi. At C5. G4. G4. At E4 falan. Evet. At E4 burada güzel duruyor. Ah evet. Güzel duruyordu at E4. Evet. At E4. Kale F4, kale H4 mü? Bence kesinlikle yapması lazım onu. Kale E5 alındı. Kale D1, C5, kale H4. Oo. Kale H7, B4. B4 de bu arada etkili bir hamle. Her taraftan, Kıvanç abi her taraftan denemeye çalışıyor. Aynen bu arada.
Hani sağdan, Haşedi, soldan, yukarıdan, aşağıdan. Haşedi'yi al. Alır herhalde. Şahı A4'e kadar sakladı Mustafa. Çok gerçekten iyi bir teknik. A3. A5. Daha değil. AB4 kalede 1. Oh, kalede 1 vardı. Kalede 1 mat geliyordu. Mat geliyordu kalede 1'den sonra. Kalede 3 onda. Aman. Oh, kalede 1 güzeldi bu arada. Kalede 1 çok iyiydi ya. Kalede 1 evet, mattan kaçış yoktu herhalde değil mi? Ben göremedim orada. Ben de göremedim. Evet, hello. Sürekli şahlarla ve beraber geldi. Maç Azdaroğlu'ndan. Ama evet, süre çok azdı. Son bir maç herhalde. Son bir maç. Evet, son bir... verir mi acaba? Gel göreceğiz. Son maç bu muydu? Berabere de biten maç mıydı? Yok. Ha? Last Dance diyelim. Ha, evet, Last Dance. İzledin mi bu arada Last Dance'ı? İzledim. İnanılmaz bir şey. Michael Jordan gerçekten. Evet. Ya ben her zaman söylüyorum. Hani en iyi satranç tartışılır. En iyi futbolcu da tartışılıyor. En iyi formülü, boksör, bilmem, her şey tartışılır. En iyi sporcu direkt. Bence basketbolcu da en iyi sporcu Michael Jordan. Michael Jordan ya, hiç ya. Çok büyük adam. Ne hani tamam hani Kobe Bryant'tır şeydir. LeBron. LeBron'dur hani onlar da tamam şeyler ama. Çok büyükler ama. Jordan ya. Ayrı bir konu. Play 5 mi? Bence Play 5 gelir. Play 5 güzel duruyor mu? Şah eğdi. Kıvanç Azdaroğlu'nlar. Kıvanç abi çok orijinal hamleler yapıyor. Çok keyifli yani onu izlemesi. Belki bir tık doğru olmayabilirdi burada. Evet ama orijinal. Orijinal. Ama orijinal tabii. Doğru. Hiç sallamıyorum diyor. Ezir H4. Yoksa E5 mi? E5 AT4 mü? Ezir H4. Şah G7. Düşünüyor şu an kamaçam. Ne düşünüyor? E5'e falan mı diyor? F4 mat alıyor. Evet. Bence kale G5'i düşünüyordu. Hani olur mu F4 at F3? Oy. Ama E5 vardı. Ama E5 vardı orada. D5 at F4. Evet, evet. E5 gelmesi gerekiyor ya. Mustafa abinin E5 oynaması lazım. E5, D5, AT4, Vezir E7, Vezir G3. Tamam bir dakika, Vezir D8'lerle bir... Ama önce bunu yaptı. D8. Vezir H6. Bu daha iyi gözüküyor galiba, emin değilim ama. Evet, süre bitti bu arada, son maç. Birazdan oyuncularımız maç bittikten sonra aramızda olacaklar. Bir yere ayrılmayın diyorum. En keyifli kısım daha gelmedi. At D5, at F6. At D5, vezir C2, hatta kare C1'im de var. Mustafa bir hiç piyon vermek istemiyor ya. Evet. Yok. Salama gönderim. Evet, süreler bitiyor. Evet. Son maç da bitti ve Mustafa Yılmaz yarı finalde, evet, oyuncularımız aramızdalar. Mustafa tebrik ediyoruz. Kıvanç abi geçmiş olsun. Öncelikle Mustafa. Tebrikler Mustafa. Teşekkür ederim. Tebrikler Mustafa abi, geçmiş olsun Kıvanç abi. Öncelikle Mustafa sana bir sözü vermek istiyorum. Neler söyleyeceksin? Yani ne söyleyebilirim? Başta biraz erken koptu oyun. Kıvanç abi zaman formatı daha kısaldıkça daha etkili oynuyor. Çünkü yani bu hani taktik hesaplar olsun, ortalığı karıştırma olsun, onları çok iyi yapıyor.
5 artı 1'de onları daha iyi hesaplayabiliyordum ama diğer formatlarda o kadar iyi değildim. Kıvanç abinin ilk kazandığı oyun gerçekten çok şık, hani üst düzey bir oyundu, onu söyleyebilirim. Gerçi orada da bir yerde sanki daha böyle aktif bir şeyler yapabilirdi ama yani genel olarak hani fena oynamadığımı düşünüyorum. Evet, oyun baştan kırılınca da hani çok da bir şey kalmadı. Nasıl diyeyim? Bir noktadan sonra çok da manası kalmadı. Evet. Tepkiler üzerinde gibi. Tekrardan Kıvanç abi geçmiş olsun. Sen neler söyleyeceksin? Valla yani direkt şey outplay etti Mustafa. Hatta 5-6-1'den sonra ben de sizin canlı yayına konuk olarak gelip maçları yorumlayayım dedim. Mustafa tek oynasın. Öyle bir düşüncem olmadı değil. Yani 5-1 zaman azalınca şey zaman kısalınca tabii ki biraz şey oldu böyle. Benim açımdan oyun oldu. Mustafa'nın dediği gibi böyle ortalığı bulandırmaya falan çalıştım. Böyle taktik şeyler oynamaya çalıştım. Yani orada böyle biraz zevk alır oldum. Tabii 5-1'de de şöyle zevk aldım. Çok teknik oynadım mesela bazı oyunlarda. Yani hiçbir şey yapamadım. Yani dümdüz kazandı. Hatta böyle artı eksi artı eşit artı eksi arası çıkan konular bile o kadar güzel işledi ki ben de şey hayranlıkla böyle hamle yapıp bekledim. Bir sonraki oyunda mesela her beyaz olduğunda Mustafa bu sefer nasıl kaybedeceğiz? Bu sefer hangi tekniği göreceğiz diye düşünmeye başladım. Çünkü siyahlar da çıkamadı açılıştan doğru düzgün ya. Yani Mustafa hani kendi gücünde oynayacağım. Belki kendi gücü de değildi. Biraz daha düşük de oynamış olabilir. Çok iyi oynamıştı 5-1'i. Bayağı benim açımdan öğretici oldu 5-1'ler. Çok güzel oynadı beyazlarla özellikle. Mustafa'nın beyazı siyah da kuvvetli gerçi ama beyazlar çok güzel oynadı. Biraz böyle mücadele etme gibi oldu 3-1'de mücadele derken. Skor anlamında değil, oyun anlamında. Böyle daha oyunun içinde hissettim kendimi. 1-1 ya benim için şey, main, ben çok mouse'u beceremiyorum. Hatta sonlara doğru şey oldu. Son 2-3 maçta yine yanlış bir şeylere bastım ben. Bilgisayarım ağırlaşmaya başladı. Hamleler gelmiyor bana. Mustafa hamle yapıyor. Sesi görüyor, duyuyorum ama hamle gelmiyor. O son 3 oyun çok böyle zevk alamadım. Çünkü çok ağırlaştı bilgisayar birden. Bir şey oldu, bir şeye bastım galiba. Ağırlaştı. Körleme hamle yapar gibi oldu. Ne oynadığını görmedim. Yani evet, oyunun zevki açısından söylüyorum. Skor açısından değil de. Umut Akay'da maçında da söylemişsin zaten normalden hani telefondan. Yine orada da olmuştu öyle. Yine yanlış bir şey basmıştım 1-1'de. Ya mouse kontrolüm çok iyi değil benim. 1-1'ler benim için şey ızdırap yani. Ama bir de bu 5-1'de şey maçı vardı. Hani kalite öne geçmiştin ya Kıvanç abi. Filahi 7'den sonra kalite düşmüştü. Evet. O evet, maç evet. Bir de bir ondan sonraki maç da vardı. Siyahlarla hani Budapeşte olmuştu. Ha, orada da biraz karışık olmuştu. O iki evet. Maç biraz kaybıdı herhalde. Biraz etkiledi. Yok, hani orada şimdi, mesela şeyler olabilirdi. Hani bir puan anlamında. Atiye'yi kalite verdiği konumda hani ben Siyah'la da oynayabilirim. Çünkü at F4'de yerleşiyor. Kale E6, kale G6 bir yani sürü fikri var. Kalite öndeyiz ama fil de oyun dışı. Yine de girmeyeyim. Orada aslında fil B3 çekmek daha mantıklı olabilirdi. Fil B3, C3. Daha sakin oynamak gerekebilirdi. 5-1'de böyle 2-3 oyun dur böyle hani mücadele etmeye çalıştım. Diğerleri çok dümdüz oldu. Mustafa ter attı biraz. Öyle. Tebrik ederim. Ona da yarı finalde başarılar dileriz. Evet. Mustafa Yılmaz yarı final tekrardan. Yani ben de şey ekleyeceğim ya hakikaten 5-1'de yani Kıvanç abi sen de büyük ihtimalle çok yorgundun. Bugün ders verdiğini de tahmin ediyorum. Yok hiç ders yapmadım ya. Ben bugün turnuvam var diye şey hazırlık yaptım biraz. Çalıştım. Yani sattan çalışmak adına hazırlık derken ama çalıştığım hiçbir şey gelmedi maçta. Garip bir şekilde. Ama hani bütün bundan bağımsız olarak da Mustafa gerçekten çok çok kuvvetli. Yani ben yani 2700-750 bantlarında bir oyuncudan hiçbir fark olduğunu zaten düşünmüyorum. Ben bunu çok uzun süredir zaten söylüyorum yayınlarda. Her şey geçti. Bu hırsıyla zaten hakikaten yani her yayında ayrı hayranlığımı belirtiyorum zaten. Gerçekten. Ben Şarjat'ta Mustafa'ya da söylemiştim böyle beraber otururken. Yani Pepsi kupası, ne bileyim Fanta kupası, işte Dürüm kupası, bir herhangi bir kupa yapın böyle. Mustafa yine aynı ciddiyette 2700 evet. Seviyesinde oynuyor. Yani ben
O disipline hayranım, Mustafa'ya da söylemiştim. Hangi turnuva olursa olsun, Türkiye'de, Somali'de turnuva olsun, gider 2200'ler olsun yani 2700'ler olmasın. Aynı ciddiyette oynuyor, bu çok önemli. Bunu yapan çok az sporcu var üstlerde de. Mustafa'ya aynı ciddiyette oynayan sporcudan birisi. Hatta şey demiştim ona, Şarjat'ta işte o master kategorisini gezerken birkaç oyuncu söylemiştim. Senle beraber bir tek o oyuncu işte Pragmananda. Param yani tahtadan kafayı kaldırmıyor. İnanılmaz konsantre oynuyor. Mustafa'yı da öyle görüyorum ben. İnanılmaz konsantre. Rakip kim olursa olsun o yaptığı spora saygı duyması, disiplini zaten bu yerlere getirdi onu. Başarılı hale geldi. Çok başarılı hale geldi. Örnek almamız gerekiyor. Ben kendi öğrencime de söylüyorum. Yani rakip kim olursa olsun inanılmaz ciddi. Muazzam bir ciddiyette konsantreyle oynuyor. İşte yapılması gereken o aslında. Evet, aynen öyle. Yani burada genç oyuncularımız da izliyor ve gerçekten çok örnek alınacak bir numaramız var. Bunu söyleyebilirim. Araçtan. Biraz şeye benzetiyorum ya. Ya skor 20-0. Tamam artık böyle rahat oynayayım bitsin yok Mustafa'da. Yani 21-0, 22-0 yapmaya çalışıyor. Fikir gibi. Önce bunu konuşuyorduk bu arada. Aynen öyle. Yani ilk maçı kaybetti Mustafa. Hani ben şey dedim. Onlar da sinirlenmiştir kesin kaybettiği için. Evet. Şey ya dedim, bana karşı olan bir şey değil. Kaybetmeyi sevmiyorum. Çok güzel bir şey aslında evet. Bu. Yani aynen, kaybettiği aynen. için sinirlenmiştir yani. Bayağı sinirlendi ve ben şey demiştim, şu an ekrandaki 4 kişi arasında en mutsuz kişi şu an Mustafa dedim yani. Hani öyle bir şeydi, bilmiyorum. Ya Fişer'e benzetiyorum öyle. Fişer'de 5-0 önde 2 beraber yapıp 6 puan almaya çalışmıyor, 6-0 yapmaya çalışıyor. Ben zaten oynarken bir maç kazanınca Mustafa'ya tanıdığım için şimdi sinirlenmiştir, daha hırslı oynar diye söylüyor ama o güzel bir hırs, onu kontrol edebiliyor. En azından o önemli, kontrol edebiliyor o hırsını. Evet, aynen. Ya bilmiyorum Mustafa sen ne diyeceksin şimdi, böyle bayağı bir yaptık. Yani evet, aslında o ilk maçı kaybedince sinirlendim. Çünkü şöyle, Kıvanç abi işte piyonu H5'e koydu, öbürünü G4'den. Teknik olarak çok güzel oynuyordu. Bir at E3 mü, bir geri gitmeye başladı bir yerde. Oraları böyle sanki D4 mü sürmeliydi? Sanki o finalde iyi gibi görüyordum Kıvanç abi. Yani tam böyle yani çok üst düzey bir satranç oynuyordu. Ama bir noktada hani geri gitti. O file fikirlerden sonra hani iyi olduğumu zannediyordum. Ama zamanım çok azaldı. Ortalık bir karıştı. Yani son saniyelerde anlayamadım vaziyeti. Zamanım bitti. Orada bayağı hani kızdım kendime ama hani bu tabii ki hani şeyden dolayı değil. Dediğiniz gibi ben sıradan bir oyun oynadığımızda da hani Denizler'le burada oynuyoruz, Eskişehir'de işte Onur'la oynuyoruz. Ben ya yani sürekli en iyi hamleyi bulmaya çalışıyorum. Aslında olay hani kafayı çalıştırıp egzersiz yapmak, yoksa şey değil. Hani skor şuydu, skor buydu, oyun bitti artık eğlenelim değil de hani benim için de bir hani antrenman şey olsun, hani bir çalışma olsun gibi yaklaşımda bulunmaya çalışıyorum daha çok oyunlara. Evet, onu ben de zaten sürekli söyledim. Bu arada maçtayken bir gülme geldi, içten bir gülme. Aklıma şey geldi, biz ligde oynamıştık Mustafa'yla. Açılıştan böyle bitirmişti Mustafa. Ne oynasa kazanıyor ama zamanı da azaldı. Benim de atım vardı tahtada, bir karıştırdım ortalığı böyle. Şansa bir berabere almıştım böyle Mustafa'nın zamanı azalınca. Ama yani nasıl diyeyim, 10 tane hamle var, onu da kazanıyor. 11. hamleyi yapıyordu böyle zaman sıkışıklığında. Orada şey demişti, abi Kıvanç abiye at vermemek lazım demişti. Orada birçok böyle atım vardı benim böyle. O atı evet, oradan oraya götürüp duruyorum. Aklıma ne geliyor, Mustafa ne düşündür acaba şimdi? Atları tutuyoruz oradan oraya diye. Bir tane maçı da öyle. Güzel bir kazandı. Ulvi'nin güzel bir öngörüsü oldu orada. Zaten izlersiniz şeyi yayından sonra. Evet, yani saatte geç olsa derdi. Yoruldunuz Ulvi, sen de yoruldun. Son söyleyeceğiniz varsa alın, sonra yavaştan kapatalım. İlk olarak Mustafa, son. Yani benim söyleyeceğim bir şey yok. Sizlere, Damla Yatırım'a tekrar teşekkürler. Umarım seyirciler keyif almıştır yayınlar. Zaten seninle bir sonraki maçta görüşeceğiz. Yarı finalde Elisan'a verdiği maçında. Kıvanç abi, sen neler söylemek istersin? Çok eğlenceliydi. Yani o 5-1'de outplay olsak da güzel, öğretici oldu benim açımdan. Yeni şeyler de görmüş oldum kendimce açılışlarda. Böyle kaç oldu? 3 saat mi oldu? 3 saatlik bir ders oldu yani. Güzel oldu. Mustafa'ya ve diğer yarı finalde oynayacaklara başarılar dileyim. Çeyrekten maçı yapacaklara da başarılar diliyorum. Yeni bir seride görüşmek üzere diyeyim. Ben her zaman varım biliyorsunuz. Olduğu sürece. Her zaman destek olurum. Sizlere de teşekkürler.
yorumlarınız, güzel yayınınız için. İzleyenlere de sabırlar için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ulucuğum, sen neler söyleyeceksin? Ya gayet güzel, hani keyifli maçlar oldu. Hani her iki taraftan öğretici maçlar oldu. Yani bayağı zaten konuştuk, söyledik. Tekrardan her iki tarafı da tebrik ederim ve Mustafa abiye de diğer maçlarda başarılar dilerim. Bu kadar. Evet, ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Mustafa'yı tekrar tebrik ediyorum. Zaten dediğim gibi yarı finalde görüşeceğiz. Kıvanç abi, sağ ol, var ol. Desteğin her zaman bizim için çok değerli. Önümüzdeki turnuvarda seni de göreceğiz zaten tekrardan. Ulvi, seninle beraber vakit geçirmek her şeyden çok keyifli, ama özellikle böyle beraber yayın yapmak, senin değerli fikirlerini dinlemek gerçekten ayrı bir keyifle. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve artık yavaştan kapatalım. Bir sonraki yayının duyurusu da, evet, ekranlarınızda 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.15'te Cem Kan Gökerkan'la Işıkcan maçı ekranlarınız olacak. Sunucudan Melih Yurtsever Özgün Şen yazıyor ama ben olacağım. Melih olmayacak. Başka bir isim ekranlarda olacak. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ya Özgün, son şey söyleyeyim ben. Yani arka tarafta Melih hani çok çalışıyor, güzel şeyler yapıyor. Ona da bir teşekkür edelim Melih Çiçek'e. Abi her zaman abi, her şeyimiz Melih. Türkiye'nin ön hakemi. Uluslararası hakemi Melih Çiçek. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Tekrardan evet, artık yavaştan atabiliriz Melih abi. Tamam, iyi akşamlar. Hoşçakalın, diyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Bugün milli takım antrenörü İME Olcan Kanmazalp ile beraberiz. Bugün oyun ortasında beni çok etkileyen, gerçekten muhteşem olduğunu düşündüğüm bazı fikirleri anlatacağım. Benim kariyerimde de çok büyük bir etkisi oldu. Herkese merhaba. Ben Uluslararası Usta Alparslan Işık, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonuyum. Sizlere Satranç 365 ile birlikte bir eğitim serisi hazırladık. Bu seride Naidorf açılışından bahsedeceğim. Gary Kasparov gibi dünya ünlü satranç sporcuları da vakti zamanında bu açılışı tercih etmiş ve popülaritesi de gün geçtikçe artmış bir açılış. Ben de size anlatabildiğim kadarıyla bu açılışın fikirlerinden bahsedeceğim. Vahap Şanal, büyük ustayım. Sizlere bugün profilaktik düşünce, yani rakibimizin oyununu kontrol altına alma, onun fikirlerini daha önceden anlayıp durdurma üzerine bir eğitim serisi hazırladık. Bu kavramı satranca başladıktan yaklaşık 1-2 yıl sonra öğrendim. Ama yıllar içinde işte turnuvalara gide gele, başka antrenörlerden dinleyerek kafamdaki bu profilaktik düşünce yapısı, rakibin oyununu durdurma becerisi sürekli evrimleşti. Size bugün son halini tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar her noktasını, her alanını, profilaktik düşüncenin herhangi bir kısmını açıkta bırakmamaya çalışacağım.
İsterseniz başlayalım. 5 tane bölüme ayırdık. Hepsinde farklı kısımlarını konuşacağız. Herkese iyi seyirler.